Başarılıyız. Pek çok projeler var. Ülkelerimizin aslında özellikle ulaştırma bağlantıları konusunda epey işbirliği yapabileceği alanlar ve fırsatlar var. Bu üç ülkede yapılmakta olan yatırımlar sayesinde ülkelerimize daha yeni, daha modern altyapılar kurma imkanımız olacak. Azerbaycan, Doğu Batı artı Kuzey Güney ulaştırma koridorları konusunda aktif bir oyuncu. Ve biz hem hava hem deniz hem karayolu taşımacılığı konusunda topraklarımızda epey bir faaliyet gerçekleştirdik, proje gerçekleştirdik bugüne kadar. Bunun sonucunda da Azerbaycan olarak önemli bir transit ülke, yani geçiş ülkesi haline geldik. Bu senenin ilk 10 ayı içinde ülkemizden, Azerbaycan'dan geçen toplam transit trafiği %80 artış gösterdi geçen yılın aynı dönemine göre. Bugün bir yandan da Zengezur Koridoru'nun açılışı ile ilgili aktif faaliyetlerimiz devam etmekte. Bu kapsamda da Zengezur Koridoru kapsamında da şu ana kadar Azerbaycan topraklarından demiryolu hattı olarak geçmesi gereken çalışmaların %40'ını bitirdik. Karayolunun tarafında da %70'ini bitirdik. Bütün çalışmalarını da bu koridorun 2024 itibariyle bitirmeyi bekliyoruz, umuyoruz. Yeni bir transport koridorumuz olmuş olacak böylece. Bu arada Bakü Uluslararası Limanı'nın da yıllık 15 milyon tonluk bir kapasitesi var hali hazırda. Biz yeni yatırımlarla bunu 25 milyon tona çıkarmayı planlıyoruz. Geçen sene Alat Serbest Ticaret Bölgesi'ni başlattık, temellerini attık. Bu Hazar Denizi kıyısında bir serbest ticaret bölgesi olacak. Şirketleri davet etmek istiyoruz biz. Hem Türkiye'den hem Türkmenistan'dan bu Alat Serbest Ekonomi Bölgesi'ndeki fırsatlardan yararlanmalarını isteriz. 2017 yılında bu arada değerli kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Bakü-Tiblis-Kars demiryolunun açılışını yaptık. Bu projeye toplamda 100 milyon dolardan fazla yatırım yapılmış olacak ve eleşme kapasitesi de şu anda 1 milyon ton seviyesinde ama bunu 5 milyon tona çıkarmak gibi bir hedefimiz var. Bu arada Azerbaycan'ın Hazar Denizi'ndeki en büyük filo Azerbaycan'a ait olan filo ve toplam 50 kargo gemisinden oluşan bir filo bu. Bu arada Bakü Tersanesi de 2013 yılında faaliyete geçti ve şu anda full kapasite çalışıyor. Ve Azerbaycan her tür geminin 18. inşaatını da yapmak mümkün. Azerbaycan Regionunda bu arada bölgemizdeki en büyük, en kapsamlı ticari filolardan bir tanesine sahip 18 kargo uçağı da bu filonun içinde yer alıyor. Sivil filonun içinde. Bu arada planımız şu, önümüzdeki 10 yıl içinde 9 yeni kargo uçağını bu filoya inşallah ekleyeceğiz. Şu anda Azerbaycan'da toplam 8 uluslararası havaalanı var faaliyet halinde olan. Ve değerli kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Fuzuli ve Zangilan havaalanlarının açılışına katıldık bu arada. 2024 yılına geldiğimizde de 9. bir uluslararası havaalanı ülkemizde. Bu 2020 özgürlüğüne kavuşturulmuş olan topraklarda yer alan Laçin bölgemizde inşallah. 2020 yılının sonunda biz 44 gün süren bir vatan muharebesini başarıyla tamamladık. Zaferle buradan muharebeden çıktık. 30 yıl boyunca işgal altındaydı çünkü topraklarımız Ermenistan'ın işgali altındaydı. Şimdi bu Karabağ ihtilafının çözülmüş olması sayesinde bölgede yeni projeler yapma imkanı da doğmuş oldu. Yeni fırsatlar da doğmuş oldu. Şu anda dünyaya baktığımızda yeni tehditler görüyoruz. Dolayısıyla güvenlik alanında, savunmada ve savunma sanayi konusunda ülkelerimiz arasında yapacağımız işbirlikleri daha da önem kazanmış durumda. Şunu da altını bir kere daha çizmek istiyorum. Gerçekten çok önemli. Üç ülke arasında gerçekleştirdiğimiz bu zirve. Umarım bu üçlü zirve düzenli olarak bundan sonra devam eder. İlişkilerimizi, dost ülkelerimiz arasındaki ilişkileri umarım daha da iyiye götürmeye hizmet eder.
Teşekkür ederiz efendim sözleriniz için. Şimdi de Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a veriyorum. Buyurunuz efendim, söz sizin. Evet, Türkmenistan'dayız. Türkmenistan'da Avaza kentinde gerçekleşen üçlü zirveden canlı görüntüler geliyor ekranlarınıza. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'la birlikte şu anda bir açıklama yapıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor. Bu zirvede 21. yüzyılın Türk asrı olma vurgusu da öne çıkıyor. Doğalgaz konusunda önemli adımların atılacağını görüyoruz. Doğu İttifakı Batı İttifakı'na karşı güçlenmeye devam ediyor. Biz bu zirveyi, ayrıntılarını ilk kez gerçekleşiyor bu doğalgaz zirvesi. Bunu da belirtelim. Ayrıntılarını da konuşacağız ama hemen Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir kez daha dönelim ve dinleyelim. İçin hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Kardeşlik bağlarımızla güçlenen ilişkilerimizin sahip olduğumuz stratejik avantajlar temelinde daha da pekişeceğine yürekten inanıyorum. Hedefimiz küresel ve bölgesel dinamiklerle birlikte gelişen yeni imkanları insanlarımızın refahı ile bölgemizin istikrarı doğrultusunda değerlendirmektir. Doğanlar olarak el ele verdiğimiz dayanışma içinde hareket ettiğimiz her konuda Allah'ın izniyle başarıya ulaşacağımız muhakkaktır. Karabağ'ın yaklaşık 30 yıllık işgaline son veren vatan muharebesi bunun en son örneğidir. Türk Devletleri Teşkilatımız bu bakımdan son derece önemlidir. Geçtiğimiz yıl teşkilatımıza gözlemci üye olarak katılan Türkmenistan'ın tam üyelik sürecinin en kısa sürede tamamlanması bizlere büyük güç katacaktır. Kadirli Doğan'ım, Sayın Gurbangulu Berdimuhamedov'un teşkilatımızın Aksakallar Konseyi'ne katılması ufkumuzu genişletmiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Semerkant Zirvesi'nde gözlemci olarak kabul edilmesi de birlik ve beraberliğimizi perçinlemiştir. Öte yandan Rusya-Ukrayna savaşı, küresel sistemin güvenlik, gıda ve enerji sütunlarını sarsmıştır. Savaşın olumsuz etkilerine, tüm dünyada rekor kıran enflasyon oranları başta olmak üzere pek çok alanda şahit oluyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak en başından beri savaşın kazananı, barışın ise kaybedeni olmayacağını ifade ettim. Adil barışın ancak diyalogla tesis edileceğini dile getirdim. Akan kanı durdurmak ve çatışmaları sonlandırmak için ilk günden itibaren gerek ikili düzeyde gerekse diğer seviyelerde samimiyetle çaba harcadık. Girişimlerimiz neticesinde İstanbul'da başlatılan müzakere süreci barış görüşmeleri bakımından halen en muteber çerçeveyi oluşturuyor. Tahıl anlaşması ve esir takasıyla birlikte diplomasiye fırsat verilmesi halinde barışa giden yolun açılabileceğini gördük. Sayın Putin ve Sayın Zelenski ile görüşmelerimizi bu yönde sürdürüyor. İnşallah önce ateşkesi, ardından da bölgemizde kalıcı barışı sağlamayı ümit ediyoruz. Kıymetli doğanlarım, Türkiye diğer sektörlerdeki başarılarının yanı sıra bugün savunma sanayi alanında kendi ürünlerini tasarlayan, geliştiren, üreten ve bunları ihraç eden bir ülke konumuna gelmiştir. Türkmenistan ve Azerbaycan'ın da dirayetli liderlikleriniz sayesinde
örnek gösterilecek seviyelere ulaşması bizi gururlandırıyor. Nitekim bugün üçlü zirvede imzalayacağımız belgelerimizle bu birlikteliğimiz daha da taşlanacaktır. Ulaştırma imkanlarını iyileştirmemiz bu bakımdan ziyadesiyle mühimdir. Ticaret hacmimizi geliştirmek için gayretlerimizi artırmamız özellikle gereken bir dönemden geçiyoruz. İlgili bakanlarımızın mevkidaşlarıyla başlattıkları bölgesel üçlü platformlar olumlu neticeler vermiştir. Lapis, Lazuli transit taşımacılık koridoru başta olmak üzere bölgesel işbirliği mekanizmaları ile altyapı projelerinin ticaret hacmimizi artırmanın yanı sıra bölgesel istikrara da katkı sağlayacağına inanıyorum. Güvenilir bir taşımacılık güzergahı olarak ön plana çıkan ortak koridor bağlamında işbirliği ortak menfaatimizedir. Koridorun önemli bir ayağını Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattıyla tamamladık. Marmara'yı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, İstanbul Havalimanı'nı, Osman Gazi ve 1915 Çanakkale köprülerini hizmete alarak doğu-batı eksenli kesintisiz ulaşımı temin ettik. Bu güzergahı daha da etkin hale getirmek için birlikte çalışmalı, sınır geçişlerini ve gümrük işlemlerini hızlandırmalıyız. Her üç ülkenin taşıyıcıları için karayolu geçiş ücretlerinin ve vizelerin kaldırılması veya makul bir seviyeye çekilmesi, vize ücretlerinde indirim yapılarak vize sürelerinin uzatılması ticaret hacmimizi artıracaktır. Ulaştırma ve gümrük alanında az sonra imzalanacak metinler bu çabalarımıza temel teşkil edecektir. Koronavirüs salgınının yanı sıra savaş ve bölgesel istikrarsızlıklar tedarik zincirlerinin korunmasında ulaştırmanın önemini hatırlatırken enerji arzı güvenliğini de dünyanın gündeminde bir kez daha en üst sıralara yerleştirdi. Avrupa başta olmak üzere tüm dünya için enerji güvenliği ve kaynak çeşitlendirilmesinin önemi yeniden anlaşıldı. Esasen Türkiye olarak biz bu doğrultudaki adımları uzun süredir atmaktaydık. Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı ile Güney Gaz Koridoru bu açıdan öne çıkmaktadır. Trans Anadolu doğalgaz boru hattının bel kemiğini oluşturduğu bu koridorla Hazar gazını Avrupa'ya taşıyoruz. Türkmen doğalgazının da batı pazarlarına aynı şekilde nakline yönelik çalışmalara artık başlamamız gerekiyor. Hazar'daki dostluk sahasında da Türkmen ve Azerbaycanlı kardeşlerimizle işbirliğine hazırız. Ayrıca bölgemizde ülkelerimiz arasında karşılıklı elektrik ticaretinin geliştirilmesini önemsiyoruz. Bu çerçevede Türkmenistan ve Azerbaycan'dan ülkemize elektrik nakli konusunda da çalışmaya hazırız. Genç nesillerimizin dilimizi, tarihimizi ve kültürümüzü daha iyi tanıması amacıyla dayanışmamızı artırmalıyız. Ve bugün de dar kapsamlı aramızda yaptığımız görüşmede şöyle bir adımı attık. Öncelikle gerek Gebele'de her yıl gençlerimizin orada belli bir süre tatil yapması, eğitim alması, gerekse Avaza'da yine her yıl belli bir süre, bu bir ay olabilir ve burada göndereceğimiz yanlarındaki öğretmenleriyle birlikte eğitim öğretim almaları, hem Gebele'yi tanımaları, hem Avaza'yı tanımaları, dolayısıyla Türkiye'de gelecek olan gençlerimizin ufku dil itibariyle, din itibariyle, tarih itibariyle, kültür itibariyle çok daha farklı bir zemine oturacaktır. Ve
Az sonra akdedilecek işbirliği çerçeve programını bu bakımdan faydalı buluyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Başta ev sahibimiz Türkmenistan olmak üzere zirvemizin düzenlenmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum ve üçlü zirve belgesiyle birlikte bugün 5+1 olmak üzere 6 başlıkta imzalar atılacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Recep Tayyip Erdoğan, edin maneli, malmurlu çıkışlamın için köprü olun şeyleyen Türkmenistan'ın bir taraflık günü ölen kutlu, günü ölen kutlu olun için de minnettarlığımı bildirmek isteyen. Hürmetli devlet başkanları, üst taraflığın duruşuna katlaşma için Türkmenistan'a gelmek paradakı. Gerçekleşen Türkmen gazı için üçlü bir zirve, doğal gaz anlaşmaları üç ülke açısından ve Batı nakliyine burada çok önemli, en önemli başlık, altı başlıkta imzaların atılacağını da Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Batı ittifakına bir taraftan da gaz nakli de devam edecek. Bu noktada bu zirve oldukça önemli. Avrupa'da enerji krizi devam ederken üçlü zirve saatleri 13'ü gösterdiğinde de imza törenini de ekranlarınıza getireceğiz. Avaza kentinde gerçekleşiyor bu zirve. Türkmenistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını dinledik. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de biraz önce konuştu ve bu konuşmaları da yine canlı olarak biz de ekranlarınıza getirmiş olduk diyelim. Şimdi haberlerimize başlayacağız ama önce Ankara'ya bir gidelim. Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret maratonu devam ediyor. Bugün ikinci toplantı gerçekleşecek ama bu toplantının ayrıntılarını hemen bize Seda Küz aktarsın. Nedir son durum ve toplantı saat kaçta başlayacak? Tüm bilgiler sende Seda, söz bırakalım. Yeşim Elmaz, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmelerinde ikinci toplantı bugün saatler 14'ü gösterdiğinde başlayacak. Toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde olacak ikinci toplantıda. Tabi masada işçiyi Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türk İş İşvereni, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, TİSK ve hükümeti ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsil ediyor. Geçen hafta yapılan ilk toplantıda kamuoyuna bazı anket sonuçları açıklanmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı kamuoyu anket araştırma sonucu açıklanmıştı. O anket sonucunda kamuoyunun ortak beklentisi asgari ücret noktasında 7845 lira olarak belirlenmişti. İşçi tarafının, işçilerin, ankete katılan işçilerin beklentisinin 7500 liranın üzerinde olduğu, işverenin ise 7000 lira olarak bir beklentisinin oluştuğu anket sonuçlarına yansımıştı. Tabii masaya, toplantıya giderken masada işçi tarafının da bazı rakamları var. Kırmızı çizgisi var. Türk İş yetkililerinden yapılan açıklamada açlık sınırı araştırmasının 7885 lira olarak açıklandığını biliyoruz. İşte masaya Türk İş bu rakamla oturacak. Bir teklif rakamı olmadığını Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay söylemişti. Ancak bu rakamın altına düşünmeyeceğini de, masaya başlangıç olarak da bu rakamı getireceklerini söylemişti Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay. İşte tüm bu gelişmelerle bugün ikinci toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak. Toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den de bir açıklama geldi. Katıldığı bir programda asgari ücret konusunda bazı açıklamaları oldu. İşçi işveren tarafıyla birlikte uzlaşıyla bir rakamı belirleyeceğiz. Geçen yılı hatırlattı. Geçen yıl ortak mutabakatla bu anlaşma sağlanmıştı ve ortak mutabakat metni imzalanmıştı asgari ücret konusunda. İşte geçen yıl olduğu gibi bu yılda yine üçlü mutabakatla asgari ücreti belirlemek istediklerini söyledi. Bugün bir açıklama, toplantı sonrası bir değerlendirme yapacağını da söyledi Vedat Bilgin. Ancak bu değerlendirme görüntülü mü olacak, sosyal medyadan mı bir
paylaşımı olacak bakanın, ilerleyen saatlerde belli olacak. Biz tabii Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda tüm gelişmeleri takip ediyor olacağız. Açıklamalar geldikçe de aktarmaya devam edeceğiz Yeşimel Yılmaz. Çalışma Bakanlığı'ndaki ikinci toplantı gerçekleşecek. Seda Akgöz bize son bilgileri aktardı. Saatler 14'ü gösterdiğinde toplantı gerçekleşecek diyelim. Taraflar bir araya gelecek ve şimdi biz ne yapıyoruz? Çıkış yolu programına gidiyoruz efendim. Cumhurbaşkanı adayı ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek gündemle ilgili önemli açıklamalar yaptı. 6 yaşında bir kız çocuğunun istismara maruz bırakıldığı iddiasıyla ilgili konuşan Perinçek, böyle bir Müslümanlığın olamayacağına ve bu davranışın mahkum edilmesi gerektiğini ifade etti. Olayla ilgili uyarılarda yapan Perinçek, Türkiye'nin bu tür vakalarla tanıtılmak istendiğine de dikkat çekti. Vatan Partisi'nin bu tür ortaçağ ilişkilerini temizleyeceğini vurguladı. Dış gündemi de değerlendiren Perinçek, hükümetin Suriye politikasını eleştirdi. Müslümanlar 6 yaşındaki çocuğu evlendirir ve onun bir takım cinsel ilişkiler girmesine de razı olur. Böyle bir Müslümanlık yok. Böyle bir Müslüman yok. Cumhurbaşkanı adayı ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, çıkış yolu programında gündemi değerlendirdi. Türkiye'de de tek bir Müslüman yoktur ki bu olay karşısında acı duymasın veya bunu mahkum etmesin. İlk önce bunu tespit etmemiz lazım. Çünkü neden? Bir böyle sahte laikler türedi, laikçiler de deniyor onlara ki sahte laiklere laikçiler deniyor. Laik değil onlar. Onların arasında her türlü musibet, bela falan filan oldu mu özellikle bu konularda hemen işte getirilip sorumlu olarak Müslümanlığa bağlıyorlar falan. Burada da tavır almamız lazım, onu söyleyeyim. 6 yaşında bir kız çocuğunu imam nikahıyla evlendirip cinsel istismara maruz bırakıldığı iddiasıyla ilgili konuşan Perinçek, Türkiye'nin bu tür vakalarla tanıtılmak istendiğine dikkat çekti. Ararsın, tararsın, böyle 3-5 tane vaka çıkar ama toplumumuzun tipik bir derdi değil. Rastlanan, sıradan bir dert değil. Dert var toplumumuzda. Hangi dert var? 13-14 yaşındaki genç kızların evlendirilmesi, çocuk gelinler olayı var. Ama 6 yaş değil. Yani burada böyle bir sanki Türkiye'de 6 yaşındaki kızlar böyle yaygın bir şekilde evlendiriliyor, Müslümanlar yapıyor bunu falan. Böyle bir atmosfer yaratıldı. Bu da tehlikeli bir şey. Olayın toplumsal, ekonomik, kültürel yönü üzerinde hiç durulmadığını da belirtti Perinçek. İki şey birbirine karışıyor. Olay bir suç konusu mu, bir ceza hukuku meselesi mi, yoksa sosyo, toplumsal, ekonomik, kültürel bir olay mı? Tabii suç tarafı var, ayrı mesele ama toplum sırf suç açısından tartışıyor. Bakın hep iddianameler konuşuluyor, cezalar konuşuluyor, asın kesin falan filan. Dikkat ederseniz toplumsal, ekonomik, kültürel yönü üzerinde pek durulmuyor. Bu da bir ortaçağ tavrı. Bu tür olaylarda Vatan Partisi'nin programını anlatan Perinçek, Türkiye'den ortaçağ ilişkilerini temizleyeceklerini vurguladı. Çocuk gelin olayı bir ortaçağ kurumu ve ilişkisi. Ortaçağ'dan bize kalmış olan ve devam eden bir olay. Ama ona karşı asın, kesin, cezalandırın, 10 sene az, 30 sene hapis yatırın falan. Bu tavır da bir ortaçağlı tavır. Vatan Partisi'nin programında bütün ortaçağ ilişkilerinin Türkiye toplumundan temizlenmesi var. Ve Vatan Partisi'nin programında aynen Atatürk'ün o Türkiye, şeyhler, dervişler, müritler, cemaat mensupları ülkesi olamaz tespiti de var. Çünkü o bir demokratik devrim programı. Dış gündemi de değerlendiren Perinçek, hükümetin Suriye politikasını eleştirdi. Hükümet Ukrayna ve Suriye'de ABD'ye karşı tavır alamıyor dedi. Suriye devleti, hükümeti kendisiyle Suriye'deki Amerikan yanlısı kuvvetlerin iktidarı paylaşmasını kabul ederse Suriye ile İşbirliği yaparız diyor Sayın Mevlüt Çavuşoğlu. Gerçekçilik şu oldu, Beşar Esad'ı devireceklerdi, beceremediler, deviremediler. Şimdi gerçekçilik Beşar Esad'a, bak Suriye'de seni bugüne kadar devirmek için mücadele eden bu yobaz örgütlerle, Amerikan işbirlikçileriyle iktidarı paylaşacaksın. Gerçekçilikten kastı bu ve utanç verici. Bu AK Parti dış politikasının çıkmazda olduğunu gösteren bir olay. Amerika'ya da tavırlar alınıyor falan ama Suriye'de, Ukrayna'da, ondan sonra işte Gürcistan'da Amerika'ya tavır alamıyor. Evet. Vatan Partisi Genel Başkanı terörü bitirmek için Suriye ile işbirliğinin şart olduğunu kaydetti. AK Parti hükümeti işte geliyor bir yerde
PKK'yı bitirmenin kapımıza fırsat olarak geldiği ortamda Vatan Partisi'nin yaptığı gibi Suriye ile işbirliği yapıp PKK'yı tamamen temizleme imkanı varken Suriye devletine bu tavrı alıyor ve sonuç itibariyle PKK'nın yaşamasına sebep olacak. Vatan Partisi geliyor. Bunlar düzelecek. Yani Türkiye bunları sırtında taşımaz. Yani Suriye ile anlaşmayan bir hükümeti, Ukrayna'da Rusya ile Amerika arasında ortada bocalayan bir hükümeti Türkiye sırtında taşımaz. Perinçek, hükümetin Gürcistan'a karşı zafer kazanan Abasya Cumhuriyeti'ni tanımamasına da tepkiliydi. Canlarıyla, kanlarıyla Abasya Devleti'ni, Abasya Cumhuriyeti'ni kurdular. Türkiye'nin yönetimi maalesef hala ondan sonra o Abasya Devleti'ni tanımıyor. Abasya Devleti bizimle birlikte, Vatan Partisi ile birlikte deklarasyonlar yayınladı, ortak protokoller yayınladık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya hazırız diye Abasya Devleti'nin temsilcileri, meclis başkanları ta İstanbul'a kadar geldiler, Kıbrıs'a götürecektik. Bizim hükümetimiz önledi. Cumhurbaşkanı adayı da olan Perinçek, Vatan Partisi'nin ekonomik çözüm için kaynakları üretim ve yatırıma aktaracağını ifade etti. Seçim sürecinde birinci tema olarak yatırıma ayıracağımız kaynakları böyle somut göstereceğiz. Yurt dışındaki 300 milyar, bankaların %400 artan karları ve kazançları gibi doğrudan doğruya işte komşularla olan yolsuzluklar, ucuz enerji sağlamak İran'dan, Rusya'dan vesaire gibi doğrudan doğru somut rakamlarla ifade edilen tasarruf, yatırım, istihdam, üretim politikaları. İçişleri Bakanlığı'nca suç örgütlerine yönelik yürütülen kökünü kurutma operasyonlarına yenisi eklendi. Sahte içkiye yönelik 8 ilde zincir 2 operasyonu başlatıldı. Şanlıurfa'da konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kökünü kurutma operasyonlarının bilançosunu da açıkladı. Yılbaşı öncesi sahte alkolü engellemek amacıyla zincir 2 operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında 8 il başta olmak üzere ülke genelinde yasa dışı alkollü içki üretiminin yapıldığı ve depolandığı 590 adrese baskınlar yapıldı. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan 217 şüpheliden 176'sı yakalandı. 8 ilde faaliyet gösteren 12 suç grubu deşifre edilmiştir. Operasyonun talimatını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Şanlıurfa'dan verdi. Bakan Soylu, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suç örgütlerine yönelik kökünü kurutma operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı. 600 ekip, 1 insansız hava aracı, 1 helikopter, 21 narkotik köpeği olmak üzere jandarma özel harekat ve polis özel harekat unsurlarımız dahil bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonda 197 hedefimiz vardı. Şu ana kadar 182'si gözaltına alındı. Bakan Soylu operasyonların devam edeceği mesajını verdi. Neredeyse Avrupa'nın tamamının teslim olduğu uyuşturucuyu kendi sınırlarımız içerisinde mahkum edeceğiz. Bu operasyonları daha da devam ettireceğiz. Göreceğiz. El Miyaman, Bey Miyaman. İlaç fiyatlarıyla devam ediyoruz. İlaç fiyatlarının da kur düzenlemesine gidildi. Yürürlüğe giren düzenleme ile tüm ilaçlarda %36.77 oranında zam geldi. Tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak avro değeri %36.77 oranında artırıldı. Artışla fiyat korumalı ürünlerde barem değeri 37,10 lira oldu. Diğer ürünlerde ise barem değeri 19,39 liraya yükseldi. Düzenlemeye ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Karara ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kur düzenlemesiyle ilaç krizine çözüm için ilk adımın atıldığını söyledi. Bakan Koca, Şubat ayında yapılması gereken fiyat güncellemesi erkene çekildi. Diğer adımlar da yolda. Çözeceğiz, kimse endişe etmesin dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bazı ilaçların piyasada bulunamadığı haberleriyle ilgili olarak daha önce yaptığı açıklamada da maliyetler arttı, ilaç fiyatlarında yılda bir kez zam olması doğru değil, belli dönemlerde en az iki kez olması gerektiği kanaatindeyiz ifadelerini kullanmıştı.
Efendim, CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturması çerçevesinde firari eski belediye başkanı Murat Haznedar'ın D100 karayolunda bir araçla seyir halindeyken polis ekipleri tarafından takibi alınarak gözaltına alındı ortaya çıktı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından eski başkanı Haznedar'ın ifade işlemlerine başlandığı bilgisi verildi. CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet irtikap suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aranan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Haznedar, Kastamonu'da yakalandı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, müfettişlerin rutin denetimleri sırasında ortaya çıkardığı rüşvet ağı sonrası yakalanan eski başkan Haznedar, sabah erken saatlerde polis ekiplerince İstanbul'a getirildi. Sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Haznedar'ın ifade alma işlemlerinin başladığı öğrenildi. Polis ekipleri ortaya çıkan rüşvet ağı sonrası 6 ayrı soruşturma dosyası kapsamında şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli Çanakkale, Ankara ve Ordu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemiş, Hüseyin Avni Sipahi ve Rıfat Örnek'le Zabıta Müdürü Selçuk Bartın'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheliyi gözaltına almıştı. İstanbul'dan bir hırsızlık haberiyle devam ediyoruz. İstanbul'da müşteri gibi girdiği iki ayrı iş yerinden yaklaşık 135 bin lira değerinde gümüş takı çaldığı belirlenen kadın yakalandı. Kadının hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Müşteri gibi girdi, etrafına baktı, daha sonra da vitrindeki gümüş takıları hızlıca alarak çantasına koydu. Güvenlik kamerasına kaydedilen görüntünün adresi İstanbul. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yan Kesicilik Büro Amirliği ekipleri hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen ekipler iki iş yerinden yaklaşık 135 bin lira değerinde gümüş çaldığı ve benzer suçlardan 17 ayrı suç kaydının olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarına bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan devlet başkanları birinci zirvesine katılmak üzere Ankara'da açıklama yaptı. Dün bu yolculuk öncesi Erdoğan, Antalya'daki selden sonraki son durum, Avaza zirvesi, kara harekatı ve emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Afetin etkili olduğu Kumluca, Finike ve Demre ilçelerimizde genel hayata etkili afet bölgesi kararı alınmıştır. Ayrıca SGK ve vergi borçları ertelenmiştir. İlk etapta AFAD'dan 20 milyon lira, esnaflarımızın zararlarını gidermek için Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Birliklerinden 50 milyon lira, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden 30 milyon lira, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 2,5 milyon lira olmak üzere toplamda 100 milyon liraya aşkın bir destek bölgeye gönderilmiştir. Bu Avaza zirvesi zaten ağırlıklı olarak bu doğalgaz konusundaki adımı atmaya yöneliktir. Bu işin adresi, bu işin tarihi verilmez. Fakat Soçi mutabakatında Sayın Putin'le vardığımız hedefler belli. Onu kendisine tekrar hatırlattım. Ve hedefimiz özellikle sınırdan güneye, malum bizim 30 kilometrelik derinlikte bir hedefimiz var. Zira buralardan ülkemiz sürekli olarak maalesef teröristlerin adeta tehdidi altında kalıyor. Son zamanlarda bu ciddi manada çoğaldı. Ve bunlara karşı bizim sessiz kalmamız mümkün değil. Yani pençe kilitte neyse attığımız adımlar, aynı şekilde Suriye'nin kuzeyinde zaman zaman
topraklarımıza karşı yapılan saldırılara sessiz kalmamız da mümkün değil. Ve bunu da uyarıyoruz, hatırlatıyoruz ve dost Rusya ile birlikte buradaki atacağımız adımlarda birlikte beraber karar ve belki de uygulamayı yapma noktasında kendisinden destekleri de istedik. Ve bu konuda asla taviz veremeyiz. Çünkü tehdit altında olan, terör tehdidi altında olan ülkemdir. Ve ülkemin terör tehdidi altında olması için de kimseden herhalde izin alacak da değiliz. EYT konusunda bu ay sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz. Şu anda ilgili bakan arkadaşlarım çalışmaları sürdürüyorlar ve inşallah ay sonuna kadar da bunu karara bağlayacağız ve 2023'e masamızdan bunu kaldırarak inşallah girmiş olacağız. Olay bu. Türkiye'nin sınır içi ve sınır ötesinde kararlılıkla sürdürdüğü terör operasyonları Amerika'nın kara gücü PKK'yı köşeye sıkıştırdı. Terörü besleyen Amerika'da zorda, terör örgütü güvence dahi veremeyen Washington sadece vize vaadinde bulunabiliyor. Senato'ya sunulan yasa taslağında toplam 20 bin kişiye başvuru hakkı tanınması öngörülüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri belirlenen hedefleri tek tek imha ediyor. Üstelik köşeye sıkışan PKK'dan kaçıp teslim olanların sayısı da artıyor. Türkiye'nin terörün kökünü kazımak için verdiği mücadele PKK ve onun destekçisi ABD'yi zora soktu. Terör örgütüne güvence dahi veremeyen Washington sadece vize vaadinde bulunabiliyor. Senato'ya sunulan yasa taslağında toplam 20 bin kişiye başvuru hakkı tanınması öngörülüyor. Suriye'nin kuzeyinde konuşulan PKK üzerindeki baskı arttıkça ABD Kongresi'nde PKK üyelerine göçmen vizesi vermeye yönelik hamleler de çoğalıyor. United World International isimli haber analiz sitesine göre bu amaçla bir dizi yasa tasarısı ABD'de hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'ya sunuldu. Bu önergeler Senato ve Temsilciler Meclisi alt komisyonlarına havale ediliyor. Ancak yasalaşmıyor. Bununla birlikte 2021 yılında Suriye'deki PKK'lılara ABD'ye göç imkanı sağlayacak yeni yasa önergeleri geliyor. Şubat ayında yine göçmenlik vizesi başvurusu imkanı sağlayan bir önerge 26 senatör tarafından Senato'ya sunuldu. Üstelik bu sefer ABD vatandaşlık yasası altında. Efendim şimdi otomobil piyasasında bir matrah düzenlemesi yapılmıştı. Peki piyasa etkisi ne oldu? Üzerine biraz konuşalım. Otomobil işletmecisi sevgili Göksel Erkoyuncu bizlerle birlikte. Göksel Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz Yeşim Hanım. İyi yayınlar diliyorum sizlere. Sağ olun. Ne durumdayız şu anda? Matrah düzenlemesinin etkisini gördük mü? Bir kere gördüğümüz en güzel etki şu. Nihayet bu durum artık ortadan kalktı. Çünkü yaklaşık 2 ay, 3 ay matrah düzenlemesi gelmeden önce düzenleme gelecek mi, ÖTV'de indirim olacak mı, gelirse nasıl olacak, ne oranda olacak vesaire vesaire hep insanlara durgunluk ve karar mekanizmalarını yavaşlatmıştı. Geldi. Beklenti biraz daha yüksekti açıkçası. Ne oldu derseniz 600 bin TL'ye kadar olan araçlarda bir indirim söz konusu oldu. Fakat burada da şöyle bir durum yaşandı. Araç tedarik sıkıntısı olduğu için geçmiş yayınlarımızda da konuşmuştuk. Yani indirimler tabii ki güzel bir şey. Yani kulağa hoş geliyor ama tedarik konusu aşılmadığı sürece çok da yerini bulmuyor. Bu sefer de araba bulamama zorluğu gene gün yüzüne çıktı. Nispeten de olsa mevcut arabaların içerisinde tabii bir indirimden faydalanma oldu. Ama dediğim gibi oradaki sınır 600 bin TL kadar olan araçlar içindi. Buradaki indirimlerin biraz daha üst seviyelerde olabileceği, daha doğrusu matrah güncellemesinin daha üst seviyelerde olup bu 600 bin diye konuştuğumuz rakamların 700-800 bin bandındaki arabalara da sirayet etmesi bekleniyordu ama buralara kadar çıkmadı. Gerçi çıksaydı da gene dediğim gibi tedarik sıkıntısı yüzünden belki de çok da yerine ulaşmayacaktı bazı şeyler. Peki şimdi yeni yıla da artık sayılı günler kaldı Göksel Bey. Piyasadaki hem son durumu merak ediyoruz hem de
yılbaşından sonra bir artış gelir mi ya da beklentiden daha fazla mı olur? Öngörünüz nedir bu konuda bir uzman olarak? Normalde bizim Ocak, Şubat ayları bizim durgun diye tabir ettiğimiz aylardır. Çünkü özellikle yılbaşına kadar insanlar bu tip ihtiyaçlarını giderirler. Ama şu an farklı konumdayız. Yaklaşık bu dediğim gibi pandemi dolayısıyla yaşadığımız sıkıntılar dolayısıyla bu dönemler artık çok yerlerini bulmuyor. Geçen ayda birkaç tane veri açıklandı konuyla alakalı. Biraz daha tabii ÖTV matrahı güncellemesinden sonra insanlar alımlarını ya da satımlarını karar mekanizmasını bu konuda geliştirip devam ettikleri için alımlar ve satımlar başladı. %1.40-41 gibi bir fiyat artış söz konusu oldu. Talep çoğalınca tabii. Evet. Bu enflasyon bazında da olsa bu etkime devam edecek. Ama bunlar normal şeyler. Yani bazen burada bir bilgi, bizim sektörümüzde maalesef ciddi bir bilgi kirliliği de var. Yani 1.41 gibi bir fiyat artışını fiyatlar yükseliyor gibi tuhaf bir söylemle çıkıyorlar. Beklentimiz bugün enflasyona bas tuttuğumuz zaman normal yükselmeler bunlar. Onun dışında ekstrem bir durum yok. Dediğim gibi piyasanın en büyük rahatladığı konu belirsizlik bitti. Yani artık şöyle bir şey konuşmuyoruz günümüzde. ÖTV matrağı düzenlenecek mi? ÖTV'ye indirim gelecek mi? Gibi konular olmadığı için insanlar artık şu an rahat rahat alımlarını yapıyorlar. 2023'ü sordunuz. 2023'ü şunu söyleyeyim. İlk iki ay çok beklenti içerisinde değiliz piyasa anlamında. Ama sıfır arabanın bulunamamazlığı süreci ne kadar ilerleyecek bilmiyorum. Olduğu sürece bir araç azlığı yüzünden yeni bir hareketlilik yaşanabilir diye düşünüyoruz işin doğrusu. Peki Göksel Bey, son olarak araç alacaklara bir tavsiyeniz var mı? Eklemek istediğiniz bir şeyler? Yani ben şunu söyleyeyim. Araç alacaklara en büyük tavsiyemiz şu. Özellikle bizim son dönemlerdeki aracın bir yatırım aracı haline geldikten sonra bu konuda çok çeşitli duyumlar yapılıyor. İhtiyaç hazır olduğu anda ihtiyaçlarını ertelemesinler. Yani bu konuda yaşanan çok büyük şöyle bir şey görmeyecekler açıkçası. Bir dönem yaşandı ama artık taşlar biraz daha yerine oturdu. Çok yükselecek, aman alalım, ya da tam tersi düşecek kelimesini kullanmak çok doğru değil. Normal, stabil bazı yükselişler yaşanacak bence de. Ama çok enteresan şeyler, hani şuna dikkat edin, buna dikkat edin gibi gündem beklemiyoruz. En büyük ümidimiz şu, belki şunu söyleyebilirim gelecekle alakalı. Temennimiz de bu konuda. Bu pandemi krizinin özellikle Çin'deki gevşemeler sebebiyle ümit ediyorum ki Rusya'daki savaşın belki bitmesiyle araçların normal sürece girdiğinde ekstrem fiyat artışları normale dönebilir, bunu söyleyebilirim. Ümit ediyoruz ki bu yaşansın artık zaten. Peki, tüm herkesin beklentisi bu yönde. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. İyi çalışmalar. Rica ederim. Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. Saygılar. Görüşmek üzere. Sağ olun. Evet, otomotiv işletmecisi sevgili Göksel Erkoyuncu ile konuştuk efendim. Piyasadaki son durumu. Şimdi haberlerimize bakıyoruz. Neyle devam edeceğiz? Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'ndan gelen önemli açıklamalar var. Hemen bakalım. Suriye ile birlikte çalışma mesajı verdi Çavuşoğlu. Rejim gerçekçi davranırsa terörle mücadele, siyasi süreç ve Suriyelilerin geri dönüşleri konusunda birlikte çalışmaya hazırız dedi. Gayri askeri statüdeki adaların 1996 Kardak krizinden önce silahlandırıldığını vurgulayan Çavuşoğlu, muhalefeti milli politikaları desteklemesi için çağrı da yaptı. Kürtlerin en büyük düşmanının PKK olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanı, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Suriye'de bir süredir istihbaratlar aracılığıyla zaten rejimle görüşüyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bütçe görüşmeleri sürerken Meclis Genel Kurulu'nda konuştu. Çavuşoğlu Suriye'ye birlikte çalışma mesajı verdi. Rejim gerçekçi davranırsa terörle mücadele, siyasi süreç, Suriyelilerin geri dönüşü konusunda birlikte çalışmaya hazırız. Aksisi zaten düşünülemez. Çavuşoğlu, muhalefetin gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılmasına yönelik eleştirisine de yanıt verdi. Adaların 1996'daki Kardak krizinden önce silahlandırıldığını vurguladı. Arkadaşlar, 1996 Kardak krizinden sonra adalarda hukuki ve fiili bir durum oluşmamıştır. 96'daki Kardak krizinden itiraz eden hükümet dahil, ondan sonraki kurulan hükümetlerin burada bir şey sorumluluğu yoktur.
Mevlüt Çavuşoğlu muhalefete de destek çağrısı yaptı. Muhalefetin Yunanistan ve Doğu Akdeniz konusunda milli çıkarlara aykırı hareket ettiğini işaret etti. Bu milli bir politikadır. Yunanistan'ın işine gelecek şekilde birbirimizi köşeye sıkıştırmaya çalışmayalım lütfen. Yunanistan'ı sevindirecek ve eline koz verecek. Biz sizi eleştirebiliriz. Hem de gerçekten eleştirebiliriz ama bu Yunanistan'ın hoşuna gider. Dolayısıyla gelin bu konuları, milli politikaları beraber değerlendirelim. Dışişleri Bakanı HDP'lilerin sorularını yanıtlarken biat eden Kürtler ya da biat etmeyen Kürtler diye bir ayrım yapmadıklarını, burada PKK ile Kürtler arasında bir ayrım yaptıklarını söyledi. İnanın sizin söylemleriniz, sizin usluplarınız PKK eşittir Kürtler anlamına getirecek boyuta da varıyor. Kürtler bizim kardeşimizdir. Türkiye'de de, İran'da da, Irak'ta da, Suriye'de. Ama şunu söylemek isterim. Her yerde Kürtlerin de, Ezidilerin de, Aramilerin de, Süryanilerin de, Arapların da, insanlığın da en büyük düşmanı PKK-YPG'dir. Çavuşoğlu terörle mücadelede kararlılık vurgusu da yaptı. PKK, PYD, YPG'nin Suriye ve Irak'ta barınmasına müsaade etmeyeceğiz. Buna kesinlikle izin vermeyeceğiz. Çavuşoğlu bağımsızlığını ilan eden Abasya Cumhuriyeti hakkında da konuştu. Abasya'nın bağımsızlığını tanımayı reddeden Çavuşoğlu, Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne dikkat çekti. Abasya, Gürcistan'ın uluslararası tanınmış sınırları içindedir. Biz de Gürcistan'ın sınır ve toprak bütünlüğünü tanıyoruz. Dolayısıyla ayrı bir şey olarak tanımadığımızı söylemek isteriz. Eyvallah, siz Gürcistan'ın bölünmesini istiyorsanız onun bir şey, o sizin partinizin görüşü ama biz Türkiye Cumhuriyeti devlet bütünlüğü, toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Ukrayna'nın sınır bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Suriye'nin de sınır bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Dışişleri Bakanı'nın bütçe görüşmelerinde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile ilgili yaptığı espri de genel kurulda gülümseten anlar yaşattı. Bütçemiz bittiği zaman da... Buyurun efendim. Gözlerine bakıyoruz. Gözlerinde ışıltı varsa talebimizi iletiyoruz. Gözlerinde ışıltı yoksa o demeden Sayın Bakanım biz bugün gidelim, yarın gelelim diyoruz. Sağ olsun, ne zaman ihtiyacımız olsa da ilave bütçemiz, çünkü biz dövizle harcama yapan bir bakanız, veriyorlar, kendisine çok teşekkür ediyorum. Evet, Sayın Çavuşoğlu'nun açıklamalarını dinledik. Suriye devletiyle normalleşme süreci yine dış politikada önemli gündem başlıklarından biri. Rejim gerçekçi davranırsa görüşmeye hazırız, birlikte çalışmaya hazırız dedi, düzeltiyorum. Peki Suriye devleti ne istiyor? Türkiye'nin beklentileri neler? Cumhurbaşkanı Erdoğan da pazar günü Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. 30 kilometre derinlikte güvenli bölge konusu biliyorsunuz oldukça önemli. Bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunduğunu ve Soçi mutabakatını hatırlattığını belirtti. İşte biraz sonra saatler 13'ü gösterdi. Bu konuları ve olası Suriye'yi kara harekatında masaya yatıracağız. Efendim iki konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Aydınlık Gazetesi İstihbarat Şefi Sayın Tevfik Kadan ve emekli Kor General Sayın İsmail Hakkı Pekin'le konuşacağız diyelim. Şimdi kısa bir aramız var. Ayrılmayın, devam edeceğiz. Bekleriz. Söyledik. Asya ile Avrupa arasında yapılıyor. Bu güzergahın omurgasını Türk dünyası oluşturuyor. Zirvede Hazar geçişte ortak koridor üzerinde güzergahlarda ne yapabileceğimizi de ele aldık. Hemen yanımızdaki bir Türk şirketinin inşa ettiği, yaptığı 2013'te temel atma törenine de o zaman Cumhurbaşkanımız Başbakan'dı. Birlikte katıldığımız Türkmenbaşı Limanı ile Azerbaycanlı kardeşlerimizin karşı kıyıda kapasitesini arttırdığı Baku-Alet Limanı, orta koridorun en önemli ayakları. İmzaladığımız ulaştırma mutabakat saptı, Hazar geçişli taşımacılığı kolaylaştıracak bir başka adım oldu. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin temelinde asıllara dayanan ortak dil, tarih, inanç ve kültür mirasımız yer alıyor.
bilim, eğitim ve kültür alanında imzaladığımız işbirliği çerçeve programı temelinde ilgili kurumlarımız somut projeler geliştirecekler. Önümüzdeki süreçte Türk dünyasını birleştiren önemli değerlerden biri olan dil ve ortak alfabe konusunda çalışmaları hızlandırmak istiyoruz. Değerli basın mensupları, bugün ortaya koyulan işbirliği vizyonu sadece üç ülkeye değil, komşu ülkelerin de refah ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. Zirvemizin hayırlı olmasını, bir kere daha hayırlara vesile olmasını dilerken ev sahibimiz, ana vatanımız, ata vatanımız, ata mekanımız Türkmenistan'a da çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun hormatlı doğanımız. Türkiye'nin Dışişleri İşleri Ministeri hormatlı Mevlüt Çavuşoğlu. Şunun yalakalıklı çıkışınız için hakikaten hem Hedir Kıvalt'ta Türkmenistan'ın Türkiye Respublikası bilen hizmettaşlık, umumi katnaşıklarımız, tiyatı tapkırları çıkıya, yani doğanlarımız adır. Evet, Dışişleri Bakanları toplantısı üçlü zirve Türkmenistan'da devam ediyor. Öncesinde liderler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Azerbaycan ve Türkmenistan liderleri bir araya geldi, birer açıklama yapmışlardı. Şimdi de Dışişleri Bakanları birer konuşma yapıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarını ekranlarınızda canlı olarak getirdik. Şimdi üzerine konuşacağız. Türkmenistan'daki bu anlaşmanın, doğalgazın önemi, bir taraftan da haliyle Suriye olası harekatı konuşuyoruz. İki konuğumuz bizlerle birlikte olacak demiştik yayınımıza reklam arasına giderken ve konuklarımız da bizlerle birlikte. Şimdi Aydınlık Gazetesi İstihbarat Şefi Sayın Tevfik Kadan stüdyo konuğumuz. Sayın Kadan hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ve Skype bağlantısı üzerinden de siyaset bilimci doçent doktor Sayın Ali Fuat Gökçe bizlerle birlikte olacak. Biraz sonra değil mi tam olarak sevgili yönetmenim stüdyoyla o zaman konumuza başlayacağız. Hazır. Sayın Gökçe hazır mı? Peki tamam, Sayın Gökçe de hazırmış. Sayın Gökçe hoş geldiniz. Merhabalar Yeşim Hanım, hoş bulduk, iyi yayınlar. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Şimdi Türkmenistan'da önemli bir zirveden bahsediyoruz. 21. yüzyılın Türk aslı olma vurgusu da bu zirvede öne çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen açıklamalar var Sayın Aliyev'den ve şimdi Dışişleri Bakanları toplantısı gerçekleşiyor. Siz Türkmenistan'daki bu üçlü zirveyi nasıl değerlendirirsiniz? Hem de bugünkü konjonktürde zamanlamasını okumanızı istiyorum. Buyurun, sözü size bırakıyorum. Şimdi Yeşim Hanım, özellikle bu Türkmenistan, Azerbaycan ve Türkiye liderlerinin bir arada toplanması. Stüdyo ses alabilir miyiz acaba? Yeni gelişen sesim geliyor değil mi? Biz sizi duyuyoruz. Biraz daha sesini tamam. Açtık. Buyurun. Tamam. Bu zirvenin gerçekleşmesi bu bir kere Orta Asya'daki, Asya'daki gelişen ekonomilerin ve buradaki birlikteliklerin önemini tekrar ortaya çıkarıyor. Şimdi bu üçlü zirvedeki esas gündem enerji. Enerji gündemi ve bugün bir enerji krizi yaşayan Batı ülkeleri var ama enerji bolluğu içerisinde olan da bir Asya ülkeleri var. Bakınız 2020 verilerine göre Türkmenistan'da yaklaşık olarak 15.365 metreküp doğalgaz rezervi var ve bu dünyada dördüncü sırada. Rezerv olarak ve 2021 yılında yaklaşık bunun 83 milyar metreküpünü doğalgazında üretmeyi başaran bir Türkmenistan'dan bahsediyoruz. Dolayısıyla bütün zenginlikler Orta Asya'da, bütün zenginlikler bu bölgede ama bunun sıkıntısını çeken, burayı sıkıntı çekmemek için bu bölgeyi sömürmek isteyen, bu bölgede işte tahakküm kurmak isteyen, hegemonya kurmak isteyen bir Batı olduğunu görüyoruz. Neden bunları yapıyor? Bu bölgenin kaynaklarını sömürmek için. İşte Çin'de kritik minerallerden bahsediyoruz. Türkmenistan'da gazdan bahsediyoruz. Kazakistan'da gazdan bahsediyoruz. Hazar Denizi'nde doğalgaz, petrolden bahsediyoruz. Ama buradaki ülkelerin bir araya gelmesini engellemek isteyen ama kendi amaçları için engellemek isteyen bir Batı'nın olduğunu görüyoruz ki işte burada emperyalist Amerika'nın başını çektiği ülkeler. En çoktaki buradaki bu bölgedeki zenginliklerin en çok ihtiyacı olan da bu ülkeler. Ama
Bunu işbirliği içerisinde değil de sömürü düzeni içerisinde buradaki varlıkları elde etmek isteyen de batılı emperyalist ülkeler olduğunu görüyoruz. Bu tabii buna karşı bu ülkeler yeni yeni işte birlikte hareket etmeye başladılar. Batı'nın bu tehlikesini görmeye başladılar. Afganistan'da yıllarca Afganistan'ı sömüren, oranın lityum yataklarını sömüren Amerika Birleşik Devletleri bir şekilde o bölgeden çıktı. İşte Kazakistan'da bir girişimde bulundu, başarılı olamadı. Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi toplandı. Buna Körfez ülkeleri dahi buna katılmak için can attı ve toplantıya katıldı. Dolayısıyla bölge ülkeleri bir şekilde uyandı diyelim. Bir şekilde birlikte hareket etme ihtiyacını hissetti. Ve bununla bağlantı olarak da işte Türk Devletleri Teşkilatı kuruldu. Ve büyük gelişmelere imza atıyor. Ve bu aslında gelecek dönemler içinde buradaki ülkelerin kendi kaynaklarını kendi menfaatleri için kullanması açısından geliştireceği politikalar açısından bu ülkelerin bir araya gelmesi oldukça önemli. Bugün işte enerji krizinden bahsediyoruz. Rusya Devlet Başkanı Putin'in enerji merkezi yapmak istediği Türkiye'den bahsediyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanı Türkmenistan'daki doğal gazın Azerbaycan üzerinden işte Türkiye üzerinden Batı'ya sevkiyle ilgili bunun pazarlaması ile ilgili görüşmeler yapılıyor. Dolayısıyla bu zirveyi bu bağlamda, enerji bağlamında değerlendirmek lazım. Onun dışındakiler alt maddeler diye düşünüyorum ben. Peki, devam edeceğiz. Hem alıcının, hem satıcının, hem de aracının kazanacağı bir zirve olacak diyebilir miyiz? Sayın Kadan, sizin bu zirveyle ilgili ilk yorumunuz nedir? Yani aslında Türkmen gazının çıkarılması ve piyasalaştırılması konusu çok eski bir konu. Aslına bakarsanız 1990'lardan beri konuşulan, hatta üzerine birkaç kere imza atılmış. Yani 99'da Türkmen gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya götürülmesi konusunda yine benzer bir anlaşma imzalanmıştı. Ama bir şekilde hayata geçirilememiş bir proje bu. Tabii bunda daha önce bazı yasal engeller de vardı. Bunun başında Hazar'ın statüsü konusu geliyordu. Hazar göl mü deniz mi tartışması biliyorsunuz 20 yıl sürdü. Kıyıdaş ülkeler bunun göl ya da deniz olduğu konusunda anlaşamadılar. Ve işte bir takım ülkeler Hazar kıyıdaşlarından bunun bir iç su olduğunu ve buradan geçirilecek boru hatları ve elektrik kabloları konusunda bütün ülkelerin tam mutabakat sağlaması gerektiğini belirtiyorlardı. Fakat daha sonra bu değişmeye başladı giderek çünkü bütün ülkeler en kötü anlaşmasızlıktan iyidir diyerek bir şekilde o tezlerinden vazgeçmeye başladılar ve 2018'de 5 ülke zirve yaparak işte biliyorsunuz burada Rusya var, Kazakistan var, Azerbaycan var, Türkmenistan var, İran var. Bu 5 ülke bir araya gelerek Hazar'ın yeniden statüsünü belirlediler. Bu statüye göre her ülkenin kendi kıyısından itibaren 15 millik bir karasuyu var. Ondan sonraki 10 mil de münhasır ekonomik bölgesi olarak belirlendi. Karşılıklı anlaşmalarla, iki ülkenin karşılıklı anlaşmasıyla da deniz dipleri de ayrıştırıldı. Deniz dibindeki alanları da belirlendi ve Hazar'dan doğal gaz boru hatlarının ve elektrik kablolarının geçişinin yasal statüsü oluşmuş oldu. Bu saatten sonra da işte Türkmen gazının batıya iletilip iletilmeyeceği konusu yeniden gündeme geldi. Hakikaten Türkmen gazı çok bol, çok bereketli. Yani dünyada dördüncü sırada hocamızın dediği gibi işte bir Rusya, İran, Katar ondan sonra Türkmen gazı geliyor. Toplam dünya rezervinin %11.2'si diye hatırlıyorum. İşte 25-26 trilyon metreküp. Ama her yılda yeni keşifler yapılıyor. Daha bundan 6 ay önce 146 kuyu falan vurdular. Bunda 5 trilyon metreküpe yakın yeni doğalgaz bulduklarını açıkladılar falan. Giderek artan da bir rezervleri var. Ve bu rezervlerini pazarlamak istiyor tabii Türkmenistan. Şimdi daha önceleri Türkmen gazının esas alıcısı, dünyaya çıkış yolu Rusya'ydı. Fakat son yıllarda artık Çin'deki üretim o kadar fazla arttı ki Çin ana alıcılardan biri olmaya başladı. Başta 30 milyar metreküp gibi bir anlaşmayla, hedefle işe başladılar. Sonra ikinci, üçüncü, dördüncü doğalgaz boru hatlarını yaptılar ki bunlar dünyanın en uzun doğalgaz boru hatları. Yani 4000, 5000, 6000 kilometre uzunluğunda 3-4 ülkeden geçen, işte Özbekistan'dan falan geçen çok uzun boru hatları ve bunun kapasitesinin genişletilmesi konusunda da Çin'le mutabakat sağladılar. Normalde biliyorsunuz Türkmenistan tarafsız ülke statüsündeydi. Fakat ilk defa Çinli bir firmaya ayrıcalık vererek, Türkmen gazının araştırılması ve çıkarılması konusunda Çinli bir firmaya ayrıcalık verdiler. İşte burada PetroChina gibi kurumlar çalışmalarına başladılar.
Böylece de Çin'le stratejik bir ortaklık kurmuş oldular. Şimdi Türkmen gazının buradan Avrupa'ya götürülmesi tabii iki taraflı. Yani bir yandan Türkiye'nin bir enerji merkezi olması konusunda verimli. Türkmen gazının dünya pazarına çıkarılması ve Türkmenistan'ın kalkınması konusunda önemli bir proje. Ama bir yandan Batı için baktığınızda da Amerika için Avrupa'nın Rus gazına bağımlılığını önleyen, İran'ı tecrit eden, İran yolundan bahsetmiyorlar çünkü. İran yolundan geçmesini de Amerika istemiyor. Dolayısıyla Amerika'nın da desteklediği bir proje haline geldi. Aslında TANAP'ın da özü buydu. Yani Avrupa'yı Rus gazına bağımlılıktan kurtarma projesiydi. Fakat Rusya bu projeye karşı çok büyük bir itirazda bulunur mu ya da İran diye sorarsanız? Bunu soracaktım, var mı? Yani olumlu bakmadıklarını daha önce defaten ilan ettiler zaten. Bunu istemediklerini söylüyorlar kendileri açısından. Fakat daha önce diyelim Rusya Türkmen gazının ana alıcısı konumundayken, ana ithalatçısı konumundayken son yıllarda Çin de geldi mesela %52'lere, %55'lere çıktı onun alım payı. Rusya'nın %24'lere, %25'lere geriledi. Dolayısıyla o bölgesel rekabet olsa bile Türkiye ile Rusya arasında ve İran arasındaki stratejik ilişkilerde ben büyük bir etkisi olacağı kanaatinde değilim. Çünkü gerek kuşak yol konusunda, orta koridor konusunda falan ülkeler bir rekabet içerisindeler. Bunu mesela en son kuşak yol zirvesinde Trabzon'dakinde de mesela İran Demir Yolları Bakanı doğrudan demişti ki evet orta koridorda biz sizin rakibiniziz. Böyle rekabetler olacak, bölgesel rekabetler. Enerji güzergahlarının belirlenmesinde vesaire, ama bunlar stratejik olarak büyük etkiler yaratır mı zannetmiyorum. Çünkü bizim Rusya ile olan stratejik ilişkilerimizin ve ekonomik ilişkilerimizin boyutu bu gazın taşınmasından çok daha büyük durumda. Burada tabii İran'ı da belki tatmin edecek ara formüller de denenebilir. Bu gazın Avrupa'ya gönderilmesi konusunda birden çok alternatif üzerinde düşünülüyor. Bunu da geçen sene Fuat Oktay açıklamıştı. 3 alternatif üzerinde değerlendirmede bulunuyoruz diye. Birincisi işte Hazar'a bir boru hattı döşeyerek Azerbaycan'a taşınması gazın, oradan Türkiye'ye getirilmesi. İşte TANAP yoluyla ya da işte Bakü, Tiflis, Erzurum doğalgaz hattına verilerek Avrupa'ya götürülmesi. İkincisi Hazar geçişini gemiyle yaparak, Hazar'dan gemilerle taşınarak Azerbaycan'a getirilmesi ya da bir swap anlaşması yoluyla olabilir. Swap konusu aslında tabii komşularımızı da tatmin edecek bir çözüm olabilir. Sayın Dışişleri Bakanı az önce bir açıklama yaptı, o dikkatimi çekti. Evet, sadece hangisi? Üçümüzün değil, komşularımızın da faydalanacağı, bölge ülkeleri açısından değerlendirilecek, refahını artıracak bir formül üzerinde duruyoruz dedi. Bu noktada İran'ı katmayı düşünürler mi? İran'ı katmaktan kastım şu, İran doğal gaz var ama kendi kuzeyine boru hatları yok. Dolayısıyla kuzeyindeki enerjiyi Türkmenistan'dan sağlıyor. Yani Türkmenistan'dan İran alıp bir swap anlaşmasıyla Türkiye'ye bu miktardaki gazı göndermesi gibi alternatif swap formülleri de bu noktada düşünülebilir. Yani proje, özeti itibariyle bu proje hayata geçer mi bilmiyorum. Çünkü çok uzun yıllardır hayata geçmesi konuşuluyor ama çalışmaları başlamalıyız dedi ama tabii ne zaman yani, başlar? Türkmen gazının alıcısı var. Yani şimdi 30 milyar metreküple başlamışsınız, 65 milyar metreküpe çıkarmış bunu Çin. Önümüzdeki dönem Çin'in bunu ihtiyacının 150-200 milyar metreküplere doğru gideceği tahmin ediliyor. Dolayısıyla Çin tek başına Türkmen gazının zaten en büyük alıcısı olduğu için Türkmen gazını, Türkmenistan'ın da bunu Avrupa'ya pazarlama ihtiyacı ne kadar var gerçekten? Gerçekten böyle bir proje çok gerekli mi Türkmenler için de çok emin değilim artık. Eskiden Çin yokken tamam Türkmenler piyasaya satmak istiyorlardı bunu. Şimdi bir yandan da Hindistan'a satma projesi çıktı. Afganistan, Pakistan, Hindistan koridoru üzerinden Hindistan'a, Pakistan'a satıyorlar. Orası da çok büyük bir pazar. Yine Rusya önemli bir alıcı, İran önemli bir alıcı ve Türkiye'ye de swap yoluyla sattıklarında bu gazın Avrupa'ya gönderilmesine ihtiyaç var mı? O da ayrı bir konu. Gerçekleşir gerçekleşmez bilmiyorum ama Türkmen gazının ben alıcısının olduğu kanaatindeyim. Önümüzdeki dönem tabii o üretim ilişkileri falan bu Türkmen gazının geleceğini belirleyecek. Peki hemen soralım Sayın Gökçe'ye de. Katılır mısınız? Batı'nın Türkmen gazına ihtiyacı var mı? Ya da Sayın Çavuşoğlu'nun belirttiği gibi komşu ülkelerle birlikte vurgusuna Sayın Kadan değindi. İran dahil olur mu alternatif swaplar üzerinden ve Rusya tarafından nasıl okunur? Siz nasıl öngörürsünüz? Yeşim Hanım, şimdi öncelikle Batı'nın nereden gelirse gelsin gaza ihtiyacı var. Enerji ihtiyacına yani burada ihtiyacı var. Sanayisini çeviremiyor, sürdüremiyor. Çok pahalıya doğal gaz temin ediyor Amerika Birleşik Devletleri'nden. Tek ülkeye bağımlı hale geldi. İşte Doğu Akdeniz'de Türkiye ile işbirliği yapmak zorunda hissediyor kendisini.
Çünkü Mısır ve İsrail doğalgazını da bir şekilde ulaştırması gerekiyor. Yine bunun gibi alternatiflerin olması lazım. Körfez'den getirmeye çalışıyorlar. Körfez için de Türkiye'ye gerekli. İşte Türkmen gazına da ihtiyaçları var. Dolayısıyla Avrupa'nın buna ihtiyacı var. Ve bunun için de en güvenilir ve güvenli ülke de Türkiye. Ve bu doğalgaz boru hattının Türkiye'den geçmesi kadar da doğal bir şey yok. Peki İran ya da Rusya buna katılır mı? Biraz önce Tevfik Bey de dediği gibi rakipler sonuç itibariyle burada kendi gazlarını satabilecekler. Ama eğer bunu sadece ticaret olarak görürlerse, ticari ilişki anlamında görürlerse kendiler de buna dahil olmak isterler. Çünkü karşı tarafta alıcı çok fazla. Alıcının ihtiyacı çok fazla ve yüklü miktarda bir ticaretten bahsediyoruz. Ve bu ticareti de belki de ortak olmak isteyebilir. Olayı tamamen siyasi anlamının dışına çıkarıp ekonomik anlamda düşünürlerse olabilir. Ama yok işte bölgesel güç biziz. Bölgesel güç anlamında ya da bölgedeki işte siyasi gelişmeleri güç devşirme ya da güç kazanma anlamında değerlendirirlerse de buna katılmayabilirler. Özellikle İran'dan bahsediyorum ama ben İran'ın buraya sadece ticari ilişki bağlamında değerlendirip katılabileceğini düşünüyorum. Ama Rusya şu anda Türkiye ilişkileri oldukça iyi. Yine Tevfik Bey'in de belirtmiş olduğu gibi Çin'le olan buradaki gaz alışverişine de fazla sesini çıkarmadı. Bu bir ticarettir. Bununla ilgili olarak zaten kendisi de Türkiye'nin enerji üssü haline gelmesini istiyordu. Bununla ilgili bir sıkıntı olacağını ben düşünmüyorum. Bütün gelişmeler bunu gösteriyor. Aksi takdirde yıllar önce gündeme gelen Türkmen gazının bugünlerde tekrar hızlandırılması, bu durumun hızlandırılması yani oldukça önemli. Çünkü niye bugüne kadar hızlandırmak istenmedi? Buna bir şekilde tekrar gündeme niye geldi? Tam bu ortam demek ki siyasi ortam, uluslararası ortam müsait ki bu da tekrar gündeme getirdi diye düşünüyorum. İlk zirve zaten bu üçlü zirve. Bu zirvelerin devam etmesini istiyoruz dedi Sayın Aliyev de. Sayın Erdoğan da buna ekleme yaptı. Ama bugünkü konjektürde zaten Avrupa'nın enerji krizi devam ediyor. Alternatif arayışları da var. Tabii bir alternatif olur mu Rus gazına onu bilemem. Ne dersiniz? O miktarda bir gazı başlangıç aşamasında göndermeleri mümkün değil. Yani Rus gazı muazzam büyüklükte. Dolayısıyla doğrudan bunu ikame edebilmeleri Türkmen gazıyla mümkün değil. Ne Cezayir gazıyla ne LNG ile falan ikame edemezler. Uzun vadede bu kaynaklarını çeşitlendirmeye çalışıyorlar. Şimdi tabii Türkiye'nin buradaki bir stratejisine de vurgu yapmak lazım. Türkiye enerji koridoru olma çabası içerisinde. Bunun bir olumlu bir de olumsuz tarafı var nedir bence? Şimdi bir enerji güvenliğinizin esası arz çeşitliliğine dayanıyor. Yani ne kadar farklı yerden enerji temin ederseniz enerji güvenliğiniz o kadar yüksek seviyeye gelmiş oluyor. Enerjinizi yalnızca yenilenebilir enerjiye dayandırmak, yalnızca doğalgaza dayandırmak ya da yalnızca bir ülkeye dayandırmak bu güvenli bulunmuyor. Çünkü orada bir kriz olduğu zaman enerjisiz kalıyorsunuz. Bu çok doğal bir yaklaşım. Fakat enerji koridoru olmanın da Türkiye'ye çok büyük bir getirisi yok. Yani gaz bizim üzerimizden geliyor gidiyor. Petrol bizim üzerimizden geliyor gidiyor. Yani bugün varili diyelim 100 dolar olmuş değil mi şeyin petrolün? Barzani petrolünü biz gönderiyoruz üzerimizden Bakü Ceyhan boru hattıyla. Ekonomik olarak katkısı yok mu? 1 dolar alıyoruz. Yani varil başı 1 dolar alıyoruz. Bunların büyük katkıları yok o yüzden Türkiye'ye. Yani Türkiye yalnızca enerji merkezi, yani enerji geçiş koridoru olmayı hedef koymamalı. Enerji merkezi olmamız lazım. Yani bizim enerjiyi çıkaran üreten ülke olmamız lazım. Ana stratejik hedefin bu olması lazım. Yoksa koridor olarak sadece geçiş güzergahı olarak Türkiye'ye çok büyük katkıları olacağını düşünmüyorum. Ekonomik olarak da büyük katkıları olacağını düşünmüyorum ki görüyoruz zaten geçiş güzergahlarından aldığımız parayı. Bunun yerine biz kendi doğalgaz kaynaklarımızı, petrol kaynaklarımızı çıkarıp satabilecek konuma gelmemiz lazım. Bizde yok denilebilir petrolümüz, doğalgazımız. Var işte, var olduğu da gözüküyor. Karadeniz, Karadeniz'de çıkıyor, Doğu Akdeniz'de çıkıyor. Burada büyük petrol yatakları olduğu biliniyor. Dolayısıyla bu yatakları işletmeye yönelik projelere öncelik verilmesi bence geçiş güzergahı olmaktan çok daha önemli diye düşünüyorum. Yani üretim merkezi olmalı. Evet. Kısaca sismik araştırmalar sahalarda da devam ediyor ama üretimin bir kez daha önemine vurgu yaptı. Katılır mısınız Sayın Gökçe? Kesinlikle Yeşim Hanım. Şimdi bugün bizim 90'lı yıllarda terörle mücadele ettiğimiz yerlerde işte Hitler olsun, işte o Gabardağ'da o bölgeleri çok iyi biliyorum. Ve yani biz o bölgelerde çatışmalara girdiğimiz yerler. Hem de betonların döküldüğü kuyular açılıyor dedi Sayın Erdoğan. Evet, evet, evet. Yani o bölgelerde şimdi petrol çıkması, yani inanın şahsen beni çok mutlu ediyor.
Çünkü biz o bölgeleri bugün yine baktım şöyle resimler paylaşılmış, fotoğraflar paylaşılmış o bölgede. Yani insanın gurur duymaması imkansız. Tabii bu da biraz önce yine Tevfik Bey dediği gibi mutlaka üretim şart. Üretmeden olmaz. Her şeyi üreteceksiniz. Teknoloji üreteceksiniz. Doğalgaz, enerji, petrol, bütün bunlar tarım üretimleri de buna dahildir. Bütün bu işte gıda krizi de ortaya çıktı. Tahıllar muhtaç kaldı bütün dünya. Dolayısıyla bütün bunlar, bunları siz yatırım yaparsanız ülke olarak kalkınırsınız. Ama sadece olaya ticari yönden baktığınız takdirde kazancınız çok az olur. Ama ürettiğiniz takdirde hem halkınızın ihtiyacını giderirsiniz hem de ticaret bakımından yani ticari bakımdan da biraz kazanırsınız. Bu da oldukça önemli diye düşünüyorum ben. Bunlar önemli. Türkiye'deki doğalgaz yataklarının bulunması, yeniden keşfi, petrol yataklarının bulunması. Yani bugün Irak'ın, Kuzey Irak'ta Hilal Köyü'nün 10 kilometre güneyinde, 2 kilometre güneyinde petrol çıkıyor da Türkiye'de nasıl çıkmıyor? Hep bu soru sorulmuştu. Belki bunlar efsane kelimeler ya da söylemler olarak ortaya çıkıyor ama bugün bunların gerçekleştiğini görüyoruz. Bu söylemlerin ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. Çünkü Türkiye'de dediğim gibi uzak bir coğrafya değil. Suriye'de çıkıyor, Irak'ta çıkıyor, kuzeyimizde Rusya'da çıkıyor, Kafkasya'da çıkıyor, Türkiye'de çıkmıyor. Nasıl bir şey bu anlaşılır gibi değil. Bununla ilgili de tabii çeşitli tarihsel oyunların olduğunu hepimiz biliyoruz. Evet, 16'sında da Cuma günü de Silivri'de yeraltı doğalgaz depolama tesisinin açılışı var. Bu da çok önemli. Bunu da hatırlatmak isterim. O görüntüler de canlı olarak ekranlara gelecek. Sayılı depolama tesislerinden biri olduğunda yine enerji uzmanları söylüyor. Şimdi Avrupa'daki enerji krizi evet ama şimdi burada dikkat çeken aslında en önemli konuların başına şu geldiğini düşünüyorum. Katılır mısınız? Doğu ittifakları yani Asya ülkeleri, ilişkiler, komşuluklar Batı ittifakına karşı günden güne güçleniyor. Yani biz bu fotoğrafı en yakın zamanda nerede gördük? Zirveleri çok gördük ama Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde yansımıştı değil mi Sayın Hocam? Sayın Kadan. Evet. Doğru. Bu güçlenmenin unsurları nelerdir Sayın Kadan? Biraz bahsedelim mi kısaca? Tabii. Bir diğer başlığa geçelim. Şimdi aslında bu Türkmenistan zirvesinde de enerji dışında konular da gündeme geldi. Sayın Cumhurbaşkanı da açıklamasında ifade etti. Biz dedi Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci olarak katılan Türkmenistan'ın tam üyelik sürecinin başlamasını istiyoruz dedi. Tabii bu ilişkiler, stratejik ilişkiler başta böyle ekonomik, kültürel ilişkilerle başlıyor. Daha sonra stratejik seviyeye ulaşıyor. Bunların gelişmesi zaman içerisinde işte savunma sanayi işbirliğinden tutun, diğer pek çok alanda işbirliğine muhakkak dönüşecektir. Biz çünkü kültürleri çok yakın olan, birbirine benzeyen, aynı köklerden gelen, birbirimizi anlayan insanlarız. Asya'daki ülkelerle. Biz Asya'yı bir milletiz diyor ya Atatürk. Biz Asya'yı bir milletiz. Ekonomik çıkarlarımız, güvenlik çıkarlarımız birbiriyle ortak. Aynı kaynaklardan besleniyoruz. Aynı tehditlerle yüzleşiyoruz. Dolayısıyla burada işbirliği yapmamız kadar doğal bir şey olamaz. Bu sürecin şimdi hızlanmaya başladığını görüyoruz. Burada tabii Türkmenistan önemli bir konumda. Asya'nın önemli bir noktasında. Hem enerji kaynakları bakımından hem bölgedeki diğer ülkelerle sınırları bakımından çok kritik bir noktada. Türkmenistan'da bu sürece katılması bence bu zirvenin en önemli sonuçlarından biri olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bu ülkeler bir araya geldiğinde sorun çözüyor. Yani bakın biz işte Azerbaycan, Rusya, Türkiye bir araya geldi. Karabağ sorunu 30 yıllık çözülmez denilen sorunu bir günde çözdüler geçtiler. İşte Türkiye, İran, Irak bir araya geldi. Barzani referandumunu bir günde çürüttüler. Yani o peşmergelerin ağlayarak kaçtığı görüntüleri bilmiyorum. Hatırlar mısınız Kerkük'ten bu üç ülke müdahale edince? Dolayısıyla bu ülkeler sorun çözen ülke konumundalar. Bu ticari ilişkilerin gelişmesinin ben önümüzdeki dönem daha da hızlanacağını düşünüyorum. Bu bölgemize refah getirecek, bolluk getirecek. Bu refahla birlikte de tabii yeni bir medeniyet yeşerecek. Sonuçta üretim araçlarının, mülkiyetinin olduğu yerler üzerinde, yani altyapı üzerinde, ekonomik altyapı üzerinde diğer üst yapı kurumları gelişiyor. Burası ekonomik olarak şahlanmasıyla birlikte burada bilim de gelişecek, kültür de gelişecek, edebiyat da gelişecek, şiir de gelişecek ve yeni medeniyet artık bütün dünyaya kendisini çok daha net gösterme imkanı bulacak. Bu bakımdan çok hayırlı bir sürece girmiş bulunuyoruz. Çağımız Asya çağı hakikaten. Bunlar da işte önemli adımlarından birkaç tanesi. Bunların umarım çok daha hızlı şekilde devamı gelir.
Peki bu Doğu İttifakı hangi fırsatta önümüze çıkarır? Sayın Gökçe, sizden de bir iki cümle alalım. Bir diğer başlığa geçelim sonra, olur mu? Yeşim Hanım, şimdi bir kere Doğu İttifakları işte dediğim gibi bu bölgenin öz kaynaklarının kendi sahip olan ülkeler tarafından kullanılmasını ve kalkınmasını sağlar bir kere böyle bir ittifakla. Emperyalizmin buradaki emellerinin önüne set çeker. Yani bu ülkelerin daha insancıl, kendilerine göre olan insan haklarını ve demokrasi anlayışını farklı şekilde, yani bu ülkelere dayatmacı olan bu anlayışın, demokrasi ve insan hakları anlayışının geçersizliğini ve bu ülkelerin siyasi kültürünü ve demokrasi kültürüne olan saygısını da ortaya çıkarır bu batılı ülkeler. Çünkü bir işbirliği yapmak zorunda hissedecekler kendilerini. Ve dolayısıyla bunların tüm dünyadaki hegemonyasını kıracaktır. Yani işte bunun işaretleri var. Biraz önce söyledim. Bu oldukça önemli. Şio zirvesine, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine, Mısır'ın katılmak istemesi, Körfez ülkelerinin katılmak istemesi burada tamamen işte Amerika'nın bu ülkelerde uyguladığı petrole dayalı dayatmacı ekonomilerinden uzaklaşmak isteyen ve bu ülke, bu kıtayla işbirliği yapmak isteyen ülkelerin olduğunu gösteriyor. Bütün bunlar da olumlu gelişmeler. Bu işbirliği insancıl bir işbirliği, paylaşımcı bir işbirliği, tek taraflı olmayan, çok taraflı ve herkesin eşit, adil bir şekilde paylaşabileceği bir işbirliği olarak değerlendirmek gerekir. Doğudaki meydana gelen işbirlikleri. Peki, çok teşekkür ederim Sayın Gökçe. Şimdi terörle mücadele çok önemli Türkiye için. Yani hem sınırımızda ne de Suriye'de ne de Irak'ta Sayın Çavuşoğlu dedi ki yani PKK, PYD, YPG'nin barınmasına izin vermeyeceğiz. Yani işte Gabar'da gördük, işte terörden temizlenen yerlerde doğalgaz, sismik araştırmaların sonuçlarını da almaya başladık. Bu da önemli. Ama Suriye olası harekatı konuşuyoruz ve Suriye hükümetiyle normalleşme süreci de gündeme gelmeye başlıyor. Her gün yeni bir açıklama. Sayın Çavuşoğlu dedik yani rejim gereken şartları yerine getirirse birlikte çalışırız, yoksa kendi göbeğimizi kendimiz keseriz dedi. Sayın Kadan, Türk hükümeti ne istiyor? Suriye hükümeti ne istiyor? Süreç nasıl işliyor? Hangi noktadayız? Böyle bir girizgah yapmış olayım, buyurun. Yani bu aslında Sayın Çavuşoğlu'nun söylediği o gerekçeyi, yani normalleşme için ortaya koyduğu gerekçeyi biz aşağıda bir tartıştık kendi aramızda. Hakikaten dedik ki Sayın Dışişleri Bakanı ne talep ediyor Rusya'dan, Suriye'den, Suriye'den beklentimiz ne bizim diye. İki konu var gibi geliyor bize. Birincisi, hep daha önce de söylediler, Suriye muhalefetiyle Şam'ı uzlaştırmaya çalışıyorlar. Yani bunun başka yolu yok diyor Türkiye. Dolayısıyla Şam'ın Suriye muhalefetine yönelik katı tutumunu değiştirmesini bekliyor. Yani burada işbirliği için öne sürdüğü gerekçelerden birisinin bu olabileceği kanaatindeyiz. İkincisi de Suriye'nin şöyle bir katı tutumu var. O da Suriye'nin yanlışı. İşte Türkiye buradan askerlerini çekmediği sürece biz işbirliği yapmayız. Türkiye işgalcidir tutumu var. Bu da onların hatası. İlk diyelim bizim de hatalarımız var, onların da hataları var. Bu da onların hatası. Halbuki Türk askeri ve Türk yöneticiler daima dediler ki biz burada kalıcı değiliz, bizim burada emperyalist amaçlarımız yok. Biz burada bir terör koridorunu engellemek için geldik, Suriye'nin birliği, bütünlüğü için geldik. Yoksa hatta Hulusi Akar demişti ki biz gelmesek Suriye paramparça olurdu demişti. Hakikaten Türkiye orada Fırat Kalkanı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı harekatlarını yapmasa o Suriye paramparça olmuştu bugün. Bir Kürt koridoru açılmıştı, ikinci İsrail olmuştu, her taraf DAEŞ'in böyle beylikleri olurdu. Ne bileyim, o radikal dinci örgütler bütün Suriye'ye yayılmış olurdu. Her biri kendi hanedanlığını ilan etmiş olurdu falan. Paramparça bir Suriye ile karşılaşırdık. Türkiye bu sorunu çözdü. Yani biz 4000 tane DAEŞ'liyi orada öldürdük. Hakikaten çok kısa sürede bu operasyonlarla PKK'nın ilerlemesini engelledik. Bu sayede Suriye'de kendi yakınındaki işte hemen dibindeki Doğu Guta'da vesaire teröristleri bertaraf etme, sindirme şansı yakaladı ve onların hepsini şimdi İdlib'e topladılar. Bunlar yoksa bütün Suriye'nin her tarafında biz bu radikal teröristleri görürdük. İşte Halep'i kurtardılar, Palmira'yı kurtardılar. Zaten dikkat ederseniz Türkiye ne zaman operasyon yaptıysa Suriye bir kazanım elde etti. Mesela biz Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı'na başladık. Aralık'ta bunlar Halep'i kurtardılar. Suriye Halep'e girdi ve Halep'i aldı. Zaten Beşer Esad'a sorarsanız bu savaşın dönüm noktası neresi diye sorduğunuzda, ki sordular,
Diyor ki Halep'in geri alındığı gün bu savaş geri döndü diyor. Onun yanında biz Barış Pınarı'na girdik. Teröristleri aşağı doğru süpürmeye başladık ve Suriye geldi bizim süpürdüğümüz yerlere yerleşti. Haseke'den bilmem nereye kadar, Rakka kırsana kadar askerlerini soktu. Deyrezor daha keza gitti yerleşti falan. Yani Suriye daima bir kazanım elde etti. Şimdi Suriye'nin de bu tutumundan vazgeçmesi lazım. Suriye'de Türk askeri çıkmadan biz işbirliği yapmayız vesaire gibi katı tutumundan vazgeçmesi lazım. Dolayısıyla bu, yani Sayın Çavuşoğlu'nun ben bahsettiği iki gerekçenin, şartın bu olduğunu düşünüyorum. Bir, Suriye katı tutumunu terk edecek. Diğeri de muhalefetiyle anlaşmanın yolları döşenecek. Ne kadar yakınız o zaman, ya da böyle sorayım, bu şartların gerçekleşmesine? Yani şöyle, bence iki tarafta... Mümkün müdür? Mümkündür. İki tarafta ortada buluşmaya başladı. Çünkü Suriye itirazlarına rağmen, Türk ordusunu işgalci ilan etmesine rağmen, Türk ordusunun operasyonlarından faydalandığını biliyor. Kendi yararına olduğunu biliyor ve sahada Türkiye, Türk askeri varlığına yönelik herhangi bir saldırıda, tacizkar davranışta bulunmuyor. Hatta Türk ordusunun önünü açıyor. Teröristlerle mücadele etmesinde destekleyen bir pozisyonu var sahada. Türkiye'de Suriye muhalefetiyle Şam'ı birleştirmek istiyor, barıştırmak istiyor. Şam'ın bu noktadaki ilan ettiği afları vesaire iyi görmesi lazım. Yani Suriye 11-12 tane af ilan etti, evet. Ve hemen hemen en son af çok kapsamlıydı. Cinayet işlemeyen herkesi ben affediyorum falan dedi. Bu süreci iyi yönetmesi lazım. Şimdi Türkiye'nin orada yanlış uygulamaları var. İşte Türk lirası basıyoruz oraya, veriyoruz. Türk devlet kurumlarını gidiyoruz orada kuruyoruz falan. Bu gibi karşı tarafı da kışkırtan bence hamlelerinden de Türkiye'nin de vazgeçmesi lazım. Peki Sayın Gökçe, katılır mısınız? İki unsurdan bahsetti. Bunlar olabilir. Ve tabii ki Türkiye'nin bölge için yaptığı bazı adımlar, yanlış adımlar diyor Sayın Kadan. Şimdi şöyle Yeşim Hanım, bu Suriye rejimi bu bölgedeki karışıklığın sebebi olarak Türkiye'deki, yani Türk hükümetini görüyor. Suriye'deki karışıklığın sebebi olarak. Ve bununla ilgili yapmış olduğu açıklamalar var. Yani velev ki öyle, tamam geçmişte kaldı. Kendileri de bir şekilde Türkiye'yi Baba Esad döneminde karıştırmışlardı. Sonradan oturup uzlaşıldı. Bölgenin güvenliği açısından, istikrarı açısından ortak bir noktada buluşulmuştu ve terörle mücadele edilmişti. İşte PKK'nın lideri yakalanmıştı. Ama önceden kendileri de Türkiye üzerine böyle şey yapmıştı. Bakın ne diyorum, velev ki böyle olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin, yani onların açıklamasına göre Suriye'nin bu hale gelmesine sebep olduğunu düşünüyorum. Ama sonuç itibariyle şu anda yine bir ne var? Tehdit var. Terör tehdidi var. Türkiye'den ziyade Suriye'nin bölünmüşlüğü söz konusu. Evet. Bunun bitirilebilmesi için ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanabilmesi için Türkiye'nin hem kendi ülkesine yönelik tehdidi bertaraf etmek için esas amaç bu. Ama tali amaç o bölgenin de toprak bütünlüğünü koruyabilmek amacıyla yapmış olduğu operasyonlar var. Türkiye bunu defaatle söyledi, açıkladı. Yani bizim kimsenin toprağında gözümüz yok dedi. Dolayısıyla bütün bu kısır çekişmelerden uzaklaşılarak bölgede terörün tamamen sonlanabilmesi için Suriye hükümetinde adım atması gerekiyor. Türkiye ile ilgili ön yargılarını kırması gerekiyor. Ve bununla ilgili olarak mutlaka işbirliğine daha da hızlandıracak şekilde geliştirmesi gerekiyor. İkinci bir husus ise yine işte biraz önce de belirtildi. Buradaki mülteciler, yani Suriyeli muhalifler. Şimdi bunlar ülkesine dönecek, tamam gelsin diyor, çağrı yapıyor. Ama insanların zihnindeki korkuyu, daha önce yaşamış oldukları travmayı atlatmaları için samimi, gerçekçi ve uygulanabilir bir plan, proje sunması gerekiyor. Tamam bunu da sundu diyelim ama yine insanların zihninde acaba sorusu var. Bu acaba sorusunun giderilmesi için bana göre, ben bunu defaatle de söyledim daha önce de, bölgede eğer bu muhalifler dönecekse, mülteciler dönecekse ülkeye, bunların oradaki günlük yaşantılarının izleyecek bir komisyonun, ki bu komisyonun başında Türkiye'nin olması gerekiyor. Bir komisyon kurulması lazım uluslararası. Belki bölge ülkelerinden sadece oluşabilir. Ama buraya işte batılı ülkeler, özellikle Birleşmiş Milletler nezdinde Amerika, Fransa gibi ülkeleri sokmamak lazım. O da ayrı bir mesele ama Türkiye liderliğindeki bir gözlemci heyetinin buradaki geçiş sürecini, yani muhaliflerin döndükten sonraki uyum sürecini takip etmesi için bir Türkiye liderliğinde de bir komisyonun kurması gerektiğini düşünüyorum ben.
Bu da işte en azından Suriye rejimine atacağı adımların samimi olup olmadığını da inceleyecektir. Bir diğer konuya gelince, yani Türkiye'nin hatası olarak Tevfik Bey'in belirttiği husus şu, yani bu bölgedeki işte para gönderme ya da yatırma. Şimdi ben ona şöyle katılmıyorum. Sonuç itibariyle bu insanların Türkiye'de barınma ihtiyacı var. Türkiye bu konuda artık had safhaya ulaştı. Çok sıkıntılar yaşıyor. Hem demografik değişim, hem bu işte ülke içerisindeki kentleşme olsun, evet. Diğer sorunlar, altyapı sorunları. Türkiye yeni bir stratejiye geçmişti Haziran ayında. Mültecileri bulunduğu yerde durdurma ve barındırma stratejisine geçmişti. Bu stratejinin altyapıları önceden hazırlandı. Biriket evler. Bununla ilgili olarak, evet, biriket evler olsun. İşte şöyle, sadece biriket evlerden ziyade de, tabii, bakın orada eğitim kurumları açıldı, sağlık kurumları açıldı. Şimdi tamam, oraya hizmet veriliyor ama en azından bu paralar Türkiye'den gidiyor. Ama bir de bu insanların, oradaki yaşayan 3-4 milyon insanın da Türkiye'de barındığını düşünün. Bu daha farklı bir sonuç ortaya çıkaracaktır. Dolayısıyla bu da aslında bu yapmış olduğu yatırımlarla da Türkiye terörle mücadelesinde, yani değişen stratejisinde, bulunduğu yerde bertaraf etme stratejisini uyguladı diyoruz ya. Bunu aynısını Amerika'da uyguluyor. Amerika ile arasındaki farkı da gösteriyor. Amerika bu stratejiyi uygularken Afganistan'ı yaktı yıktı, Irak'ı yaktı yıktı, sömürdü kaynaklarını. Kaçtı ama sonra. Türkiye, evet, kaçtı ama Türkiye bu stratejiyi uygularken gittiği yerlere güvenli hale getiriyor. Belediye hizmetleri veriyor, altyapıları hazırlıyor, eğitim, sağlık hizmetleri veriyor. Yani gittiği yeri Türkiye imar ediyor. Onu demek istiyorum. Peki, yani yerel yönetimlerle çalışmada değil mi gündemde bu konuyla ilgili? Evet. Yerel yönetimlerle. Peki. Yani şimdi bir şekilde birileri çalışılacak orada, ama bu Suriye hükümeti yanaşmadığı takdirde de oradaki yerel yönetimlerle de bir anlaşma yapması ya da bu şekilde çalışması şu geçiş sürecinde normal diye düşünüyorum, ama Suriye hükümeti buna yanaştığı andan itibaren de onunla da işbirliği yapmak en doğalıdır tabii. Peki, ekleme yapmak ister misiniz bu konuyla ilgili, yerel yönetimlerle çalışma, işte Türkiye'nin orada... Yani. Aslında Mısır süreci önümüzde. Mısır sürecini biraz tekrar etmemiz lazım. Mısır'la normalleşme sürecini. Tabii çok farklılıkları var iki ülkeyle aramızdaki gerginliğin, ama nasıl ki Mısır'ın kendisine tehdit olarak gördüğü İhvan gibi yapılarla ilişkilerimizi normalleşme sürecinde adım adım kopardık. İşte önce televizyonlarını kapattık. Mısır yönetimi hakkında, Aleyhi hakkında olumsuz propaganda yapmamalarını istedik. Hatta bazı İhvan liderlerini ülkemize almadık, ünlü liderlerini falan, ve bir kısmını da göndereceğimize dair mesajlar verdik. O normalleşme sürecini destekleyen bir unsur oldu. Şimdi Suriye muhalefetiyle ilgili de Türkiye'deki bu kara propagandayı bir kere önlememiz lazım. Yani yok işte Esad katil diyerek, her gün böyle yayınlar yaparak oraya giden, aftan yararlanıp gittiler. İşte katledildiler, işkence gördüler, ne bir bileyim. Bir de Türkiye ile Suriye, lafınızı kestim gibi. Ama bölmüş oluyorum, özür dilerim. Türkiye ile Suriye'nin yakınlaşmasını istemeyen ülkeler var. Evet. Bununla ilgili sürekli açıklama da geliyor. Katılır mısınız bununla ilgili yorum da yaparsanız? Yani tabii ki işte bu şeyi bitireyim, hemen ona geleyim. Bu kara propagandayı bir kere bir önlememiz lazım. Suriye muhalefetinin ünlü liderlerinden birkaçının geçen aylarda Türkiye'ye alınmadığını biliyorum. Havalimanına geldiler Fransa'dan. Ve havalimanından geri gönderildiler. Suriye muhalefeti de bir şekilde uzlaşmak zorunda kalacak. Türkiye de bunun mesajlarını vermeli ve adım adım bunun zeminini oluşturmalı şimdiden. Uzlaşmayanların sonlarının ne olacağını da açıkça ilan etmeli. Zaten sahada buna benzer bazı düzenlemeler oluyor Suriye muhalefeti içerisinde. Geçen günlerde biliyorsunuz o HTŞ'nin Afrin'e ilerleme sürecinde yaşanan kırılmalarda da bunu biraz görmüş olduk. Dolayısıyla Suriye'de, Türkiye'deki Şam düşmanlığı işini bitirmemiz lazım. Önce yöneticilerimizin bitirmesi lazım. Esad katil, şu Esed'i falan bırakmamız lazım artık. Ondan sonra da yapıcı, daha normalleşmeye yönelik yapıcı adımların atılması lazım diye düşünüyorum. İkincisi, tabii bahsettiğiniz ülkeler var. Yani başta ABD var. Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye ile Şam'ın, Ankara ile Şam'ın uzlaşmasından yana değil. Ama buna da muktedir değil açıkçası. Yapabileceği bir şey yok. Bunun da çok etkili olduğunu düşünmüyorum. Yani ABD'nin ne sahadaki gücüyle ne de diplomatik ya da ekonomik baskısıyla Türkiye-Şam normalleşmesini engelleyebileceği bir süreç yaşanmıyor bence şu an. Üçte değil. Peki, son bir başlık. Çok kısaca değerlendirmenizi alayım. Vaktimizi de doldurmuş olacağız.
Sayın Hocam, Suriye olası kara harekatı yakın mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus lider Putin'e bir telefon görüşmesi Soçi vurgusu yaptı ve 30 kilometre derinlikte bir yapılanmadan bahsediyoruz. Özellikle çok konuştuğumuz bir konuydu. Yakın mı? Bir taraftan da Rusya'dan sürekli Türkiye'ye ziyaretler de gerçekleşiyor. Volodin bile geldi geçtiğimiz günde. Çok kısaca bekliyor musunuz? Buyurun. Şimdi öncelikle Türkiye diplomasiyi çalıştırıyor. Yani bu bölgede tabii askeri harekat oldukça kapsamlı olacaktır. Yani tamam küçük çaplı da olsa bir maliyeti olacaktır. Türkiye bunu şu anda güvenliği tehdit edilmediği sürece diplomaside tarafların sözünü verdikleri sözlere uyması halinde bunu yapmayacak. Ama uyulmadığı takdirde ve tehdit devam ederse bu bir ihtiyaçtır, gerekliliktir. Yani siz gelip Karkamış'a ya da Türk sınırına, Türkiye sınırına 500 metre, 1 kilometre kala gelip mobil olarak roket atıp, havan atıp kaçarsınız. Bu bir tehdittir. İnsanlar ölürse bu tehdittir. Her egemen devletin alması gereken tedbirleri Türkiye'nin de alması gerekir. Ama dediğim gibi öncelik diplomasidir. Tarafların vermiş oldukları sözlerde durmasıdır. Bununla ilgili Rusya da büyük çaba gösteriyor. Önceki hafta pazartesi Kamışlı'ya bir heyet geldi. YPG ile görüştü. YPG bunu istemedi. Yani o teklifi kabul etmedi. Ardından Putin'in Suriye temsilcisi Türkiye ziyareti vardı. Geçtiğimiz Perşembe Cuma yapılan açıklamalar var. Diplomasi çalışıyor. Diplomasi çalıştığında bir sonuç alınamazsa Yeşim Hanım bu harekat yapılacaktı. Sayın Cumhurbaşkanı dediği gibi hedefler belli. Gün tabii ki söylenmez ama diplomasinin sonucu bekleniyor diye düşünüyorum ben. Bununla ilgili olarak da bir harekat olabilir eğer sağlıklı sonuç alınmazsa diplomasi. Peki çok teşekkür ederiz Sayın Gökçe. Katılır mısınız? Bir kısa değerlendirme de sizden. Evet yani şimdi 3 ana bölge var işte Aynel Arap, Münbiç gibi bölgeler. Buraların boşaltılması konuşuluyor. Doğrudan Türkiye'ye teslim edilirse bir harekatın ertelenmesiyle işte şey çabası içerisinde bazıları. Fakat bunun ben yeterli bir netice vereceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla Türkiye kara harekatını yapmak zorunda. Bu kısa vadede bu 3 bölge bize teslim edilse bile Fırat'ın doğusundaki tehdit devam edecek. Dolayısıyla kara harekatı gelecektir. Yakın olur, geç olur belli olmaz ama karar harekatının kesin olduğunu söyleyebilirim. Evet, kararlılıkla gerçekleştirin. Kimseden de izin almayacağız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu mesajı da verdi diyorum ve süremizi de burada tamamlamış oluyoruz. Sayın Kadan, Sayın Gökçe çok teşekkür ederim katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Selam. Görüşmek çok üzere hocam. Ayaklarınıza sağlık Sayın Kadan. Sağ İyi çalışmalar diliyoruz size de. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Aydın Gazetesi İstihbarat Şefi Sayın Tevfik Kadan ve siyaset bilimci doçent doktor Sayın Ali Fuat Gökçe ile konuştuk efendim dış politika gündemini. Şimdi haberlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Suriye olası kara harekat dedik ama Türkiye'ye saldırması için Yunanistan'a destek veren bir Amerika Birleşik Devletleri var. Bildiğiniz üzere Türkiye'yi kışkırtıcılıkla suçladı. Açıklama da ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ten geldi. Price, ABD kışkırtıcı açıklamalarını arttırmasından üzüntü duyuyor dedi. Eda Ağaç, Larissa, Kavala, Selanik, Stefanoviç, Girit'in kuzeyi, Kıbrıs'ın güneyi, Suriye'nin kuzeyi, Irak'ın kuzeyi, Gürcistan, yukarıda Ukrayna, Bulgaristan, Romanya, Amerikan üsleriyle Türkiye kuşatılmış. Türkiye'nin savunma sanayindeki başarısından ABD rahatsız. Yunanistan'a destek vererek ve adaları silahlandırarak Türkiye'ye karşı yeni kışkırtmalar içindi. Yunanistan'a tonlarca silah yiyen ve sınırlarımızda savaş provaları yapan ABD, Türkiye'yi kışkırtıcılıkla suçladı. İşte şu anda 5 artı 4, 9 tane Amerikan üssü nerede? Yunanistan'da kuruldu. Peki bu üsler kime karşı kuruluyor? Verdikleri cevap şu, Rusya'ya karşı. Bunu yemezler, kusura bakmasınlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan'da kurduğu 9 askeri üs, milli kimliğimize tehdittir. Atina yönetiminin silahlanma yarışında gemi azıyı alması kendisi adına felaketin habercisidir. Miçotakis yönetimi denize dökülen vandal dedelerinden ders almamıştır. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD kışkırtıcı açıklamaların artmasından üzüntü duyuyor dedi. Ya, Tayfun diyorsun, şimdi Yunan ürküyor. Atina'yı vurur diyor. Vuracak tabii. Ya, sen rahat durmazsan, sen Amerika'dan adalara şuradan buradan bir şeyler almaya çalışırsan Türkiye gibi bir ülke herhalde armut toplamayacak yani.
tüm müttefiklerimizi tehdit ve provokatif söylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz diyen Price, Rusya'dan tehdit geldiğini öne sürdü. Gerilimin yükselmesinin NATO ülkeleri arasındaki birliği bozacağını iddia etti. Rusya bugün Amerika ile savaşıyor. İran Amerika ile, Çin Amerika ile bir cebelleşme içinde. Diyelim Suriye Amerika ile bugün silahla savaşıyor. Irak Amerika tarafından bölündü ve ona direnmeye çalışıyor. Yani çıkarları Amerika ile çalışan ülkeler Türkiye'nin de ittifak birikimini oluşturuyor. Amerika'dayız. Amerikalı New York Times gazetesinde Türkiye ve Rusya'nın her alanda güçlendirildiği işbirliğini içeren bir makale kaleme alındı efendim. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Rus lider Putin'e yakınlaşmasının en önemli nedeni terörle mücadelede Rusya'ya güvenmesi olarak ortaya konuldu. İzleyelim. Türkiye ve Rusya arasındaki işbirliği her alanda güçleniyor. İki ülke arasında önemli projelere imza atılıyor. O projelerden biri de dünyanın yakından takip ettiği Akkuyu Nükleer Santrali. ABD'li The New York Times gazetesinde iki ülke arasındaki yakınlaşmayı içeren bir makale kaleme alındı. Terör örgütleriyle mücadelemiz nerede ve kimler tarafından desteklendiğine bakılmaksızın her daim sürecektir. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Rus lider Vladimir Putin'le yakınlaşmasının en önemli nedeni terörle mücadelede Rusya'ya güvenmesi olarak ortaya konuldu. Rusya'nın Ukrayna operasyonu sonrası Avrupa ülkelerinin Rus petrol ve doğalgazına olan bağımlılıklarını azaltmak için harekete geçip fiyat artışlarına ve olası kıtlıklara katlandığı ifade edildi. Türkiye'nin Rusya ile olan enerji bağlarını derinleştirdiğine işaret edildi. Makalede Türkiye'nin Rusya'nın operasyonunu kınamakla birlikte zor zamanda mali can simidi olan Rusya'yı uzaklaştırmamaya dikkat ettiği belirtildi. Türkiye'nin Rusya karşıtı ambargoya katılmayarak çok indirimli şekilde ham petrol alabildiği kaydedilen makalede bunun Türk ekonomisine çok ciddi bir yarar sağladığı kaydedildi. Türkiye'nin Rusya ile işbirliğine yönelmesindeki en önemli neden olarak Suriye'deki PKK-YPG gibi ayrılıkçı terör örgütlerine karşı yürüttüğü mücadelede Rusya'nın desteği olduğuna dikkat çekti. Erdoğan'ın Kürt ayrılıkçılığını bastırma konusunda Rusya'ya güvendiği ifade edildi. Efendim, terörden temizlenen Gabar Dağı'nda 150 milyon net petrol rezervine sahip yeni bir saha keşfedildi. Böylece 2022 yılında karadan yapılan en büyük 10 petrol keşfinden biri Türkiye'de oldu. Hem terörle mücadele hem de Türkiye'nin kendi teknolojisini kullanmasını sahayı hareketlendirdiğini görüyoruz. Betonla kapatılan kuyular yeniden açılmaya başlandı. Yeni rezerv keşifleriyle Türkiye'nin dışa bağımlılığının azaltılması da hedefleniyor. Terörden temizlenen Gabar Dağı'nda 150 milyon net petrol rezervine sahip yeni bir saha keşfettik. Dünyada 2022 yılında karada yapılan en büyük 10 keşiften biri olan bu sahadaki rezervin değeri 12 milyar dolara denk geliyor. Güvenlik çok önemliydi. Güvenlik sağlanınca bölgede çalışmalara hız verildi. Hatta daha önce açılmış, kapatılmış kuyuları da artık devreye almaya başladı Türkiye. Türkiye'nin terörden temizlediği Gabar Dağı'nda 150 milyon varillik petrol keşfedildi. Türkiye kendi kaynaklarını çıkartmakta kararlı. Bölgede Batman, Siirt, Diyarbakır, Adıyaman, Şırnak, bir ölçüde Hakkari. Bölge tamamen şu anda petrol rezervi açısından büyük potansiyele sahip bölge. 2022 yılında karada yapılan en büyük 10 petrol keşfinden biri Türkiye'de oldu. Rezervin değeri yaklaşık 12 milyar dolara denk geliyor. Sismik araştırmalara ait veriler değerlendirdikçe kuyu açılacağına daha rahat karar veriliyor ve de sonuca da ulaşılıyor. Yani bu da önemli bir şey. Sadece Güneydoğu'da değil, biliyorsunuz Trakya'da, Manisa'da, başka alanlarda da yine benzer durumlar söz konusu. Türkiye kendisinin var olan kaynaklarına ulaşma noktasında kararlılık gösteriyor. Türkiye'nin kendi teknolojisiyle araştırma yapması da çalışmalar açısından oldukça önemli. Türkiye kendi teknolojik imkanlarla bunu çıkartıyor olması, artık maliyet hesabı yapılmaz burada. Önemli olan kaynağın kendi imkanlarımızla çıkartılmasıdır. Çünkü aksi halde dışarıya döviz ödeyerek, dolar vererek, euro vererek
enerji satın alıyorsunuz. En azından kendi içerimizde pahalıya da maliyetseniz çıkartmayı kendi içerimizde kalacağı için iş gücünde kendi paramızı, kendi iş insanlarımızı harcayacağımız için daha rahat kaldı ki yani dışarıdan daha ucuza şu anda petrol üretimi söz konusu Türkiye'de. Bölgenin terörden temizlenmesi hem kamu hem de özel sektörün çalışma yürütmesini kolaylaştırdı. Bölge tabii temizlenince terörden şu anda daha rahat gerek özel sektör gerek kamu oralarda arama yapma, petrol çıkarma noktasında elleri daha rahat. Türkiye'deki çıkartılan petrolün %76'sını Türkiye Petrol Anonim Ortaklığı çıkarırken %24'ünde özel sektör çıkartıyor. O bölgede özel sektörün de faaliyetleri var. Onun için güvenlik çok önemliydi. Gabar ve Cudi Dağı arasında kalan bölgede ortaya çıkarılan rezerv 61 ila 65 bin varillik bir üretime ulaşmış durumda. Gabar 1850 metre rakımlı bir dağ onun eteklerinde. Keza Cudi Dağı var 2114 metre yükseklikte. O ikisi arasındaki bölgede petrol kaynakları oldu. Keşfedildi değerlendirme sonucunda. Gelinen noktada bölgede 150 milyon metreküplük net bir rezerv oldu. Çünkü bir brüt rezerv vardır. Bir de çıkartılabilecek net rezerv vardır. Günlük üretim arttı. Bugün gelinen noktada Türkiye 61 ile 65 bin varillik günlük üretime ulaştı. Türkiye'nin kendi teknolojisiyle yürüttüğü çalışmalar kapsamında 20 kuyunun daha açılması hedefleniyor. Mevcut daha önceki rezervin %44'ü gibi bir artış söz konusu. Burada üretime yönelik kuyuların daha çok açılmasıyla ki 20 kuyu açılması planlanıyor. Bu durumda 2023 yılı içerisinde 100 bin varile ulaşması günde söz konusu. O da yıllık 35-40 milyon varillik bir durum ifade ediyor ki Türkiye'nin ihtiyacının %20'sini karşılayabilecek bir duruma geliyor. Şimdi emeklilikte yaşa takılanların gözü Ankara'da son açıklama Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bakan Bilgin çalışmanın Aralık ayında mecliste olacağını, düzenlemeli takvimin işlemesinin ise Ocak ayını bulacağını belirtti. Sendikalaşmanın önündeki engellerin kaldırılması için de iş kolu çalışmasında bakanlığın gündeminde. Emeklilikte yaşa takılanlar için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı düzenlemeyi son aşamaya getirdi. AK Parti kaynakları emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışmanın Ocak ayında mecliste olacağını aktarmıştı. Konu Bakanlar Kurulu sonrası da gündeme geldi. Ulusal Kanal'ın sorusunu yanıtlayan Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, düzenlemenin son aşamaya geldiğini ve Aralık ayında mecliste olacağını söyledi. Bizim çalışmamız tam bitmedi. Bitme aşamasına geldi ama. Mecliste de açıkladım. Gizli bir şey yok. Çalışma bitince açıklarız. Ocak ayına sarkmaz diye ümit ediyorum. Her ay, her yıl değişen rakamlar, sayılar var. O sayıları biz aylar önce konuştuk. Haziran rakamları 1,5 milyon demiştik. Şimdi 1 milyon 700, 800 oldu. Her ay değişiyor. Bu rakamları sağlıklı şekilde görüp hesabımızı ona göre yapmamız lazım. Gündeme gelince bize müracaat edenler var. Çalışma teknik bir çalışma. Dijital ortamda tam sayı ortaya çıktıktan sonra çalışma tamamlanacak, ay sonuna kadar bitecek diye düşünüyorum. Aralık sonuna kadar çalışmayı bitirip meclise götürmeyi düşünüyoruz. Ocak ayına kalmasın istiyoruz. İşçi sınıfının örgütlenmesinin önündeki engellerin kaldırılması için de bakanlık devrede. Bilgin iş kolu çalışmasına ilişkin bilgiler verdi. İşçilerin örgütlenme sürecine ilişkin sendikalarla hep görüşüyoruz. Biz iş kolu yönetmeliğini değiştiriyoruz. Bundan sonra var olan mevcut kanunda işverene daha çok inisiyatif alıp iş kolunu kendi oluşturuyor. Bunu kaldırıyoruz. Yapılan işe göre bakarız. Hangi iş koluna giriyorsa ona göre tayin ederiz. Kanun bize o yetkiyi veriyor. O yetki etkin şekilde kullanılmamış, şimdi kullanacağız. Biz sendikalaşmanın önündeki tüm engelleri kaldıracağız. Mevcut yasadan gelenlerle ilgili yasal çalışmamız var. Onu da meclise götüreceğiz. Evet, asgari ücret dedi, ikinci tur toplantıları bugün gerçekleşecek belirtelim. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler, saatleri 14'ü gösterdiğinde görüşme başlayacak. Şimdi Trabzon'a gideceğiz. Görüşmeler devam ederken vatandaş üretime ağırlık verilmesi gerektiğini de söylüyor. Trabzon'da sokağın nabzını tuttuk biz. Vatandaş asgari ücretten daha çok
üretimle sorunların aşacağını belirtiyor. Bir dinleyelim. Üretmek daha önemli. Ürettim mi zaten hepsi her şeyi rahat rahat alabiliriz. Önemli olan üretmek. Üretmek tabii ki önemli. Asgari ücret mi daha önemli yoksa Türkiye'nin üretmesi mi daha önemli? Üretmesi daha önemli. Neden? Üreteceğiz ki alalım. İstediğimizi alabilmek için üretmek lazım. Üretim olmadıktan sonra yarına ne olacak? Asgari ücret hani bir bilgi vereyim. 9 milyar olmaz hiçbir kar olmayacak. Asgari ücret 5,5'ta dursun ama zam olmaz. Önemli olan bu yani. Devletin burada el atması lazım yani. Dolar az alıyor, gene zam oluyor. Çok değişik bir sistem aslında. Tabii ki üretmek önemli de bunlar hepsi birbirine entegreli, bağlı yani. Asgari ücreti artırdığın zaman eğer piyasadaki fiyatlar sabitleşiyorsa tamam, asgari ücret de ona göre sabitleşir zaten. Üretimden çok tüketim toplumu yaratılmaya çalışılan bir toplum oldu. Eğer insanların alım gücü yükselmediği sürece asgari ücreti ne kadar artırırsanız artırın. Sonuç itibariyle alım gücü olmayacak ama üretim ondan daha önemli olduğunu düşünüyorum. Asgari ücret de önemli ama üretmek çok daha önemli. Üretecek olan kişilerin, üretecek ki arkada çalıştıracağı insan olsun. Türkiye'deki üretimin artması Türkiye'deki işsizliği azaltacağından üretim birinci derecede önemli ama insanların da geçinmesi lazım. Asgari ücret de o derece önemli. Bir insanın evini geçindirebilmesi için belirli bir şeye ihtiyacı var. Asgari ücret en azından geçim için ilk öncelikli olarak şey. Çünkü şu anda Türkiye'yi en çok ilgilendiren bu. Ama Türkiye'nin de tek kurtuluşu sadece üretmekten geçiyor. Efendim, üniversite öğrencilerinin barınma sorunu maalesef çözülemiyor. Öğrenciler KYK yurtlarındaki uygunsuz koşullar ve kiralık konuttaki fahiş artışlar nedeniyle mağdur oluyor. Peki Türkiye'nin geleceği, öğrencilerin barınma sorunu nasıl çözülecek? Türkiye Gençlik Birliği Genel Sekreteri Samet Kunt, devletin öncelikli nitelikli KYK yurdu sayısının arttırması gerektiğini söyledi. Böylece öğrencinin kiralık konutta talebin azalacağını belirten Kunt, konut kiralarında da düşüş yaşanacağını belirtti. Öte yandan Türkiye'de 1 milyon civarında boşta konut olduğunu belirten Kunt, bu konutların öğrencilere tahsis edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Kiralık konut konusunda sorun yaşıyor musun? Evet, maalesef. Şırnak'tan İstanbul'a geldim. Ben barınmayı düşünmekten derslerime çalışamıyorum ki. Kiralık konuttaki fiyat artışları vatandaşı olduğu gibi öğrencileri de mağdur ediyor. Yeni bir şehre okumaya giden üniversite öğrencileri derslerine değil kara kara nasıl barınacağını düşünüyor. Aydınlığın gündeme getirdiği konuyla ilgili mağduriyet yaşayan öğrencilerle konuştuk. 4 artı 1 bir evde kalıyorum. Şu anda 6 kişi kalmak zorundayız. Evimiz çok konforsuz. 1 artı 1 mi? Evet, 1 artı 1. Ne kadar veriyorsun ve nerede? 3500 veriyorum ve Avcılar'da ev. Kaç kişi kalıyorsunuz? 3 kişi kalıyoruz. 1 artı 1'de 3 kişi kalıyorsunuz. Evet. Üniversite öğrencileri kiralık ev bulmakta zorlanıyor ama hali hazırda kiralık evlerde oturanlarsa kirayı arttırmak isteyen ev sahipleri yüzünden zorluk çekiyor. Ev sahipleri kirayı ya 2-3 katına çıkar ya da evimden çık diyor. Ev sahibi bizi zorladı kirayı arttırmak yönünde ve ciddi fahiş bir fiyat söyledi. Yani 3 bin lira olan kiramızı 8-9 bin lira yapmak istedi. Silahla tehdit etti bizi. Öğrenciler olarak ciddi mağduriyet yaşıyoruz bu konuda. Öğrenciler KYK yurtlarında da mağdur ediliyor. Hükümet her ne kadar yurt sorununu çözdük dese de durum pek de öyle görünmüyor. İşte yurtta kalan arkadaşlarımız var ama onların da durumu malum. Yurtlarda da odaların kapasitelerini arttırmaya yönelik hamleler oldu. Öyle ki bazı KYK yurtlarında 3 kişilik odaların kapasiteleri arttırıldı. Tabii 3 kişilik odaya 6 kişi sıkışan öğrenciler ne ders çalışabiliyor ne de kıyafetlerini koyacak bir dolap bulabiliyor. Temizlik noktasında sorunları var. Aynı tuvaleti kim bilir kaç kişi kullanıyor yani orada. Şu anda Türkiye'de hiç kimse o koşullarda yaşamıyordur. Ne hapishanelerde ne de başka yerlerde. Sana yurt çıkmış mıydı? Niye evi tercih ettin evde kalmayı? Şöyle, yurt çıktı aslında. 3 kişilik bir oda 6 kişilik olunca artık ben de istemedim. Çünkü baktım ders çalışacağım ortam yoktu. Çok sıkıntılıydı. Ben de o yüzden eve çıkmak zorunda kaldım. Öğrencilerin KYK yurtlarındaki sorunları bu kadar da değil. Onun haricinde bu yurtlarda yine yemekle alakalı da sorunlar var. Yemekleri devlet yapmıyor. Çeşitli taşeron şirketlerle anlaşıyor. Eskiden KYK yurtlarında seçme şansınız da vardı. Şimdi bu sene o da kalktı. Sabit menüye geçtiler. Yemekler hem yetmediği gibi hem de çok ciddi şikayetler var. Peki Türkiye'nin geleceği, öğrencilerin barınma sorunu nasıl çözülecek?
Bu üniversite öğrencileri Türkiye'nin üretici insanları olacak. Yani siz eğitimden öğrenciyi uzaklaştırıyorsunuz ve Türkiye yarın öbür gün bir üretim atılımı yaptığı zaman kimlere dayanacak? Hangi kalifiye elemana, hangi mühendise, hangi tornacı, hangi tesviyeciye dayanacak? Hangi ziraat mühendisine dayanacak? Yani birincisi devletin KYK yurt sayısını artırarak nitelikli şekilde o yurtlar yapılarak öğrencinin evleri olan alakası azaltılabilir. Tabii bu ev fiyatlarında da insani koşullara bir iniş getirecektir. İkincisi Türkiye'de 1 milyon civarında boşta konut var. Dolayısıyla devletin o evleri de başta öğrenciler olmak üzere değerlendirmesi gerekir. Evet, şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz ama ayrılmayın, aramız kısa. Sonrasında 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar konusunu gündeme getireceğiz. Cumhuriyet Kadınları Derneği de bir basın açıklaması yaptı. İşte bu hepimizi derinden üzen konuyla ilgili CKD Genel Başkanı Sayın Tülin Oygür bizlerle birlikte olacak ve o merak ettiğimiz soruları kendisine yönelteceğiz. Bekleriz. Evet, kısa bir reklam arasının ardından yeniden sizlerle birlikteyiz. Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücretle ilgili görüşmelerin ikinci turu bugün Çalışma Bakanlığı'nda devam ediyor. Çalışma Bakanlığı'na bir gideceğiz. Ankara'dayız. Seda Erküs gün boyu tüm gelişmeleri yakından takip ediyor. Şimdi 14'te toplantı başlayacak demiştik. Son bağlantımızda Seda Erküs başladı mı? Son ayrıntılar nelerdir? Seni dinleyelim. Yeşim Elmaz, evet, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde maratonda ikinci toplantı bugün dakikalar sonra başlayacak. İşçi ve işveren taraflarının şu anda toplantı salonunda olduğunu söyleyelim. Çalışma Genel Müdürü bekleniyor. Çalışma Genel Müdürü Saadettin Akyıl'ın da salona gelmesinin ardından toplantı başlamış olacak. Masada işçi, Türk İş İşvereni, TİSK yetkilileri temsil ediyor. Tabii bazı rakamlar geçen hafta kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bir anket sonucu olduğunu biliyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı kamuoyu anket sonuçlarına göre bazı rakamlar telaffuz edildi. Kamuoyunun asgari ücrette ortak beklentisinin 7845 lira olduğu, işçi kesiminin, ankete katılan işçilerden gelen beklentilere baktığımız zamanda 7500 liranın üzerinde bir rakamın tespit edildiği belirtildi. İşçi tarafının yanı sıra işveren tarafının ise 7000 lira olarak bir beklentisinin, kamuoyu beklentisinin olduğunu söyleyelim. Tabii işçi tarafından da açıklamalar gelmişti. Türk İş bu yıl sendikalaşmaya özellikle dikkat çekti. İstihdamın korunabilmesi için asgari ücretli sayısının da aslında azalması gerektiğini belirtti. Kesin çözümün, kalıcı çözümün, örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik tedbirler olacağını söyledi. Ancak tabii masaya bir rakamla gideceğini belirtti. Bu rakamın bir teklif rakamı olmadığını, sadece açlık sınırı araştırmasının sonucuyla başlangıç olarak masaya oturacaklarını söyledi. Neydi o rakam? 7.885 lira. Türk İş bu kırmızı çizgiyle bugün masaya yine oturacak. Tabii bugün neler olması bekleniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'ndan yetkililerin bugün komisyona sunulması yapması bekleniyor. Yine Türkiye İstatistik Kurumu'ndan da bazı verilerin asgari ücret tespit komisyonuyla paylaşılması beklentiler arasında. Dakikalar sonra toplantı başlayacak. Toplantının ardından Türk İş'ten bir açıklama gelmesi, TİSK'ten bir açıklama gelmesi bekleniyor. Yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı bugün katıldığı bir programda bir değerlendirme yapabileceğini söyledi toplantının ardından. Ancak o değerlendirme yazılı mı olacak, sosyal medyadan bir paylaşım mı yapacak ya da görüntülü kamuoyuna bir açıklama mı verecek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin? Henüz belli değil. Tüm gelişmeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan takip ediyoruz. Açıklamalar oldukça da ekranlarımıza yansıtmaya devam edeceğiz. Yeşim Er Yılmaz. Diyelim, tüm gelişmeleri aktarmaya devam edecek. Dakikalar sonra İkinci toplantı Çalışma Bakanlığı'nda gerçekleşecek ve biz de canlı olarak ekranlarınıza bu çalışmaları ve görüşmelerin ayrıntılarını getirmeye devam edeceğiz. Şimdi Türkiye'nin gündemine oturan, önemli, hepimizi derinden üzen, infial yaratan bir olay var. 6 yaşındaki çocuğa
cinsel istismar konusu gündemde. Bu konuyla ilgili Cumhuriyet Kadınları Derneği de bir basın bülteni yayınladı, açıklama yaptı. CKD Genel Başkanı Sayın Tülin Uygur şimdi bizlerle birlikte. Kendisiyle bu konuyu gündeme getirdik ve konuşmaya çalışacağız diyelim. Sayın Uygur, hoş geldiniz efendim gün ortasına. Hoş bulduk Yeşim Hanım, merhabalar. Sağ olun. Tabii daha güzel gündemlerle sizle birlikte olmak isterdik ama hepimizi derinden üzen, infial yaratan bir haber. Üzerine konuşmaya da devam ediyoruz. Siz de bir açıklama yaptınız bu olayla ilgili. 6 yaşında başlıyor istismar, ergen döneminde devam ediyor. Açıklamalar da peş peşe geliyor ama siz bu olayı ilk olarak nasıl değerlendirirsiniz? Böyle başlayalım mı? Yeşim Hanım, ben çok net bir ifadeyle başlamak istiyorum. Lütfen. Bu olay dinimizi istismar etme, dindar insanımızı kahretme suçu işlenmiş bir olaydır. Yani ben işe bu taraftan girmek istiyorum. Biz hepimiz toplum olarak, demokratik örgütleri olarak, kadın dernekleri olarak vesaire her zaman cinsel, çocuğun cinsel istismarına, kadının cinsel tecavüzüne, kadına şiddete her zaman karşıyız. Bu konuda hepimizin her zaman söyleyecek sözleri var. Bunların hiçbirinin zaten kabul edilebilir, mazur görülebilir hiçbir yönü. İşin bu tarafını, işin vicdan tarafını, tartışmayı artık şu noktadan sonra hakikaten gereksiz görüyorum. Bu çok açık bir şey. Fakat bu olayın tabii kendine has bir yönü var. Bu ve buna benzer olayların diyeyim. Yani dini yapılar içerisinde geliştiği zaman, ortaya çıktığı zaman bu olaylar hemen dinimize bir saldırı vesilesi, dindar insanımıza bir hakaret vesilesi olabiliyor. Ve meselenin bu tarafı son derece can yakıcı ve can sıkıcı. Bizim dinimiz temiz vicdan, temiz ahlak ve aklı kullanmaya dayanan bunun öğretileriyle dolayıdır. İslamiyet'in, Müslümanlığın böyle olaylarla yan yana alınması, yan yana anılması kabul edilir bir şey değildir. Fakat dünyanın her yerinde, her ortam, münferiden, hatta bazen topluca bile görebileceğimiz maalesef insanoğlunun henüz aşamadığı diyelim. Bu sapkınlık, bu canavarlık din adına ben toplandım, bir cemiyet oluşturdum, ben burada din işleri yapıyorum diyen bir tarikatı bu zaman işte bize bunları düşün. Ve ortaya başka bir sorun. Şimdi biz bir kere toplumca verilen tepkiler son derece yeni olmuştur. Sabah neydi o? Mayıs ayı. Yani bu kadar ne çıkmış, hal yaratmış. Sayın Uygur, ben araya gireyim çünkü internet bağlantınız çok sağlıklı değil. Çok net de sesinizi alamıyorum. Arkadaşlarım bir kez daha rica edelim sevgili Damla'dan. Yeniden sizle iletişime geçsinler. Çünkü çok net bir şekilde sesinizi duyamıyorum. Yayına da verdiğiniz mesajların çok net bir şekilde gittiğini düşünmüyorum. Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Sayın Tülin Uygur bu kuşakta bizlerle birlikte 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar konusu Türkiye'nin gündemine oturmuş durumda. Bununla ilgili CKD'den gelen bir açıklama da var. Bunun üzerine konuşmaya çalışıyoruz. Neden bu süreç bu şekilde devam ediyor? Eleştiriler var, yapılması gerekenler var. Yani bizim devletin, hükümetin üzerine düşen görevler nelerdir efendim? Hep birlikte bunları masaya yatırıyoruz, tepkileri dile getiriyoruz. Ne yapılacak ve nasıl bir çözüm üretiliyor? Hepsini değerlendirmeye çalışacağız. 6 yaşında başlıyor, bu istismar ergenlik döneminde devam ediyor. Bununla ilgili yapılan Aile ve Çalışma Bakanlığı'ndan gelen açıklamalar da var. Hepsini masaya yatıracağız. Sayın Tülin Uygur bizlerle birlikte Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı. Konuğumuz hazır mı? Peki şu anda hazır değil. O zaman bir haber verelim.
Haberimizin hemen ardından sayın konuğumuza bir kez daha döneceğiz efendim. Mühim bir konu. Biz de Cumhuriyet Kadınları Derneği'nden gelen bu açıklamayı sizlere anlatmaya, kendi dilimiz döndüğünce ifade etmeye çalışacağız diyelim. Ve şimdi bir haber var sırada üretimle ilgili. Sevgili izleyenler, üretici haberlerini biz sık sık ulusal kanal ekranlarında gündeminize getiriyoruz. Üretici girdi maliyetlerinin altında adeta eziliyor. Gübresi, mazotu, ilacı, suyu, elektriği. Üretime devam edebilmek içinse hükümetten destek bekliyorlar. Hükümettense destek yerine ithalata yönlendirecek bir karar yayımlandı. Pirinç ithalatında gümrük vergisi ülke fark etmeksizin 31 Ağustos 2023 tarihine kadar sıfırlandı efendim. Girdi maliyetlerinin altında ezilen üretici destek beklerken üretime darbe vuran bir karar yayımlandı. Çeltik, kahverengi pirinç ve pirinç ithalatında gümrük vergileri 31 Ağustos 2023'e kadar sıfırlandı. Değişiklik yapılmadan önce sadece Bosna Hersek'ten yapılan ithalata sıfır gümrük vergisi alınıyordu. Diğer ülkelere ise %5,6 ile %45 arasında gümrük vergisi uygulanıyordu. Türkiye, Çin, Rusya, Pakistan, Arjantin, Yunanistan, Hindistan, Ukrayna, ABD, Myanmar ve Bulgaristan gibi ülkelerden pirinç ve çeltik ithalatı yapıyor. Evet, bir kez daha Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Sayın Tülin Oygür'e dönüyoruz. Skype bağlantısı üzerinden bizlerle birlikte. Sayın Oygür, hoş geldiniz diyelim bir kez daha. Daha sağlıklı konuşmak için bu arayı verdik sizinle. İsterseniz şöyle yapalım. Mühim bir konu olduğunu söyledik. 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar konusu. Burada dinimizi de istismar ediyorlar dediniz. Tepkiler yerindedir ama bir değerlendirme yaptınız. İlk olarak yorumunuz nedir demiştim. Üzerine konuşmaya devam edelim. Buyurun. Evet, ben şu kısmı bir tamamlayayım. Topça erilen tepki doğru olmuştur. Mahkeme öne çekilmiş. Yani bize göre çok uzun süre verilmişti. Bu da anlaması gerekiyordu mahkeme. Yani bu hassasiyeti kendisinin zaten başta görmesi gerekiyordu. Her neyse. Şimdi ve zannedersem Sayın Aile Bakanı Derya Yanık da Kutlanma herhalde istenecek şekilde bir beyanatı oldu. Şimdi işin bu tarafını bırakıyoruz Yeşil'e. Bu taraf yürüyecek değil mi? Aile Bakanlığı olayı için. Yani haberdar olduğu dönemden de söylenmiş. Korumaya almışlar vesaire. Bunları biliyoruz. Şimdi ben olayın bakın deme de öyle başladım. Burası bir Sayın Oygür'ün. Bu zaman. Evet, sesi de gelmiyor. Nazar değdi bağlantımıza. Mühim bir konu konuştuğumuzu söylemiştik ama çok da böyle sağlıklı olmuyor. Sevgili yönetmenim de uyardı. Bir kez daha bağlantı kurarsak daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Cinsel istismar konusu 6 yaşındaki bir çocuğa. Ergenlik döneminde de devam ediyor. Açılan bir dava var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelen açıklama var. Cumhuriyet Kadınları Derneği de bir basın bülteni yayınladı demiştik. İşte üzerine Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Sayın Tülin Oygür'ü ağırlamak istedik. Bu mühim konuyla ilgili CKD'nin hem düşüncelerini hem devlete, hükümete, hepimize düşen görevler var efendim. Bu görevleri konuşmaya çalışacağız diyelim. Bir haber verelim. Haberimizin hemen ardından da konuğumuzla devam edeceğiz. Diyarbakır'dayız. Diyarbakırlı pazarcı kadınların yer mücadelesine Vatan Partisi Diyarbakır İl Başkanı Perdi Tanhan destek verdi. Gündeme çok getirdik. Kadınlar tezgah açtıkları yakın çevreye erkeklerin de pazar kurmak istemesine karşı çıkıyorlardı. Bağlar Belediyesi sorunu çözeceğine dair süre vermişti. Ancak zaman daralıyor. Diyarbakır İl Başkanı Perdi Tanhan kadın esnafın yanındayız dedi. İzleyelim. Yani çözülmeyecek bir şey değil. Amacımız, davamız kadınlar kimse karışmasın. Kadınlar evine ekmek götürsün. Diyarbakır'da kadın pazarcıları eylemde.
Onların sesini Vatan Partisi duydu. Teşekkür ediyorum. Başımın üstüne geldiniz. Şeref verdiniz. Yo, bu desteklerinizden dolayı çok müteşekkiriz size. Bu çok dava çok başarıya ulaşacak bir dava. Çünkü ekmek teknesine koruma davası. Ekmek teknesi korunmadığı zaman Türkiye'de hiçbir şeyi koruyamayız. Ne vatanı koruyabiliriz, ne bağımsızlığımızı koruyabiliriz. Kadınların pazar kurduğu yakın bölgeye erkek esnafı da tezgah açmak istiyor. Ancak kadınlar kar düşer gerekçesiyle Bağlar Belediyesi'nin aldığı karara karşı çıkıyor. Burası rant kapısı değil. Burası fakir fukaranın annelerimizin, ablalarımızın, kardeşlerimizin, eşimizle, çocuğumuzla. Burası ekmek kapısı. Vatan Partisi Diyarbakır İl Başkanı Ferdi Tanhan kadın esnafı ziyaret etti. Havanın da soğuk olması nedeniyle yakılan ateşin başında sorunlar ve çözümler konuşuldu. Tüm Türkiye'yi, bütün Diyarbakır'ı ekmek teknesini korumaya çalışan kadınlara destek olmaya çağırıyorum. Bütün siyasi partilerimizi, aynı zamanda devlet yöneticilerimizi de ayın 15'ine kadar söz vermişler. Sözlerinde durmaya davet ediyorum. Tanhan, kadın emekçinin hakkını koruyacaklarını söyledi. Diyarbakır'ın kadın esnafının, pazarcı esnafının yanındayız. Abi, hiç kimse onların hakkını yiyemez. Onların hakkı bu tezgahları işletmektir, çalışkanlıktır. O yüzden onlara engel olunacak hiçbir şeyi kabul etmiyoruz. Vatan Partisi İl Başkanı tek tek tezgahları gezdi. Yaz kış demeden ekmeğinin peşinde koşan emekçileri dinledi. Bize yardımcı olun, bize destek olun. Vallahi abla sizin tezgahta çalışmaya ihtiyacınız, çalıştıracak adama ihtiyacınız varsa gelip tezgahta çalışacağız. Evet. Nöbet tutmaya, arkadaşa ihtiyacınız varsa sizinle birlikte nöbet tutacağız. Allah razı olsun. Bu pazar yerinde sizin haklarınızı, menfaatlerinizi sonuna kadar savunacağız. Allah yani razı olsun. Her şey hazır. Bağcılar Pazarcı Kadınlar Derneği Başkanı Nurdan Saltık olumlu bir karar bekliyor. Ayın 15'ine kadar bize bir cevap gelecek. Ama evet, ama hayır, ama çözüm değil. Hani sonu ne olursa olsun temennimiz iyi çözümler olsun inşallah. Çözüm bile gelmeyecekse, oyalandırma politikası olacaksa bile biz oyalanmayacağız, biz işimize bakacağız. Peki, çok kısa bir aramız var ama ayrılmayın. CKD Genel Başkanı Sayın Tülin Uygur ile bu mühim konuyu konuşacağız. Evet, kısa bir reklam arasının ardından yeniden sizlerle birlikteyiz. 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davası Türkiye'nin gündeminde. Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Sayın Tülin Uygur da bununla ilgili bir açıklama yaptı. CKD olarak bir basın bülteni de yayınladılar. Bundan sonra hangi adımlar atılmalı, ne yapılmalı efendim? Bu infial etkisi yaratan konuyu konuşacağız demiştik. CKD Genel Başkanı Sayın Tülin Uygur bizlerle birlikte. Sayın Uygur, bir kez daha hoş geldiniz. İyi ki varsınız diyorum ve hemen sözü size bırakıyorum. Önemli bir konu, mühim açıklamalarınız olacağını da biliyorum. Buyurun efendim, söz sizde. Çok teşekkür ediyorum Yeşim Hanım. Sağ olunuz. Biz Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak bu haber dolaşmaya başladıktan sonra bir açıklama yaptık ve orada esasen olayın cezai tarafıyla değil de bu olayın Müslüman bir ülkede temiz ahlak, temiz vicdan, aklı kullanma öğretileri olan, bu öğretilerle dolu dinimizin adını kullanan bir takım yapılar içerisinde meydana gelmesinin mahsurlarını daha fazla öne çektik yazımızda. Maalesef Yeşiva'nın insanlık dünyanın her yerinde bu canavarlıkla yüz yüze geliyor. Bir gün kurtulacağız tabii bunlardan ama şu anda bu var. Hiç olmasın arzu ediyoruz. Hiçbir aklı başında insanın çocuğa 6 yaşında, 10 yaşında, 12 yaşında bir çocuğun cinsel istismarı veya bir kadına tecavüzü veya şiddeti veya bir kadın cinayeti. Bunları aklı başında hiçbir insanın dünyanın hiçbir yerinde kabul etmesi zaten imkan. Yani bunları tekrarlamaya gerek, bu bildiğimiz bir şey. Ve tekrar söylüyorum, maalesef hayatın da bir gerçeği. Mücadele ediyoruz. Çok sıkı mücadele ediyoruz. Hepimiz. Ve yol alıyoruz tabii. Fakat şimdi 6 yaşında bir kız çocuğu okula da zaten gönderiliyor. 29 yaşında bir erkekle karı koca olmaya, annesi ve önce babası sonra yanına annesi de ekleniyor neyse, tarafından yönlendirilmesi ve bunun din adına hareket ediyorum diyen, ben din işleri yapıyorum burada diyen bir yapı içinde olması
dinimize büyük zarar veriyor ve dindar insanımızın vicdanını katmerli olarak yaralıyor. Buna özellikle bilhassa dikkat çekiyoruz. Biz Cumhuriyet Kadınları olarak meseleyi bu tarafıyla bakmayı tercih ediyoruz. Çünkü bu konunun ne yazık ki bakın gördük. Şurada işte 10 gün geçti. Maalesef yalan yanlış haberler, din üzerine tepinmeler, hiç arzu etmediğimiz şeyler yaşanıyor. Şimdi bunların önüne geçmek lazım. Soğukkanlılıkla bu canavarca işten sorumlu olan kişiler kulaklarından tutulup adalete teslim edilmeli. Şimdi galiba tutuklu yargılanması yönünde de Aile Bakanlığı'nın bir girişimi olmuş. Ve tabii ki bu mahkeme süreci uzamamalı. Bu konuda da iyi bir haber aldık dün gece, değil mi? Öne çekildi. 30 Ocak tarihine çekildi diye hatırlıyorum. Nisan'daydı. Yani, herhalde yani biz çok şaşırdık ya. Herkes şaşırdı. Tam Mayıs'a kadar her şey çünkü ortada. Her şey var iddianamede. Neyse bunlar olumlu gelişmeler. Aile Bakanlığı olumlu bir şekilde olayın üzerinde. Aslında Diyanet İşleri Başkanlığı da iyi bir açıklama yaptı. Dinimizle bunların bağdaşamayacağını söyledi. Bu da doğru bir açıklamaydı. Ama tekrar ediyorum, biz Cumhuriyet Kadınları olarak bu tarikat konularına dönülmesini talep ediyoruz. Şimdi tarikatlarda bu çocuklar okul. Yani tarikat niye var? O zaten din bilimiyle alakalı kişilerin de ayrıca üzerinde durması gereken bir konu ve esaslı bir siyasi konu. Tarikat okullarının, sibyan mekteplerinin kapatılmasını kesinlikle gerekli görüyoruz. Bu ülkede tevhid-i tedrisat yasasının çok açık, net ve tavizsiz uygulanmasını istiyoruz. Öyle ki tek bir kız evladımızın bile nitelikli eğitimden koparılmasına izin verilmemesini istiyoruz. Tek bir kız evladım bile. Çok haklısınız. Bunun dışında tek bir kız evladımızın bile çocuk yaşta evlendirilmesine hiçbir kayıtta şartla göz yumulmamasını rica ediyoruz, talep ediyoruz. Ricanın dışında talep ediyoruz. Din eğitiminin eğitim bilimine göre yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz. Sonuçta bu da bir eğitimdir ve eğitim bilimi kurallarına göre yapılır. Eğitim biliminde 3-5 yaş arası kreş çocuklarına bunları öğretebileceğiniz o kadar açık olarak denilmişken bu ısrar niçin? Neden sibyan mekteplere, çocuklar kreşe değil mekteplere yapılır? Burada amaç ne? Biz çocuklarımıza yani çok şemsiye bakışla diyelim. Efendim amaç temiz vicdan yok. Hayır böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Küçük çocuğun temiz vicdana iyi ahlaklaşmasının yolu bu değil. Zaten temiz vicdan. İyi ahlak. Biz bir kere önce bunu kaldırdık. Ve çocuğa kendi kişisel düzeyine uygun eğitim verilir. Mutlaka kreş eğitim verilir. Ve bu sibyan okulları tarikat, cemaat okulları kesinlikle kapatıldı. Buna dinler, çünkü bakın din adına yürütülen bütün yanlış işlerin kendine yer bulma, iski taşıyan durumlardır. Yani hem dini öğretiyorum hem de eğitimini veriyorum. Adı altında her tür yanlışlığa. Çünkü dine bakış insanlarda çok özel bir. Bakın bu kız çocuğu ifadesinde ne diyor? Ben bana yapılanın ne olduğunu yıllar sonra. Bu çocuk okula gitmemiş. Hiç eğitim doğru hiçbir şey fark etmiyor. Ama bu yaşanıyor. Ve daha önce de yaşandı. Daha sonra da yaşanmanız. Bunları artık kabul edin. Sevindirici bir gelişme şudur. Bu konunun bakın bu
konuyu aslında laiklik içinde görmek bile aslında konuyu çok daraltmak. Bakın bu konuyu şu anda cemaatler de kendi işlerinde tartışır duruma geldi. Bu çok hayırlı bir iştir. Bu hayırlı bir iştir. Cemaat, tarikat olayı Türkiye'nin gündeminde ve sağlıklı bir şekilde ilerletilmelidir. Bir genç bir kadınımız yandı ama kurtuluyor. Kurtuldu. Devletin desteği arkasında ama biz buradan önemli sonuçlar çıkarmak zorundayız. Bir yandan neoliberal saldırı, uyuşturucu, LGBT. Bir yandan din sopası altında, din listesi altında ne oldu? Ne yaşatmaya ve devrim ciddi ayrıca her konuda yanıyoruz ve sağlık da gereken her konuda başka işlerle uğraşarak şu anda çok arzu güzel ki derneğimizin daha önce var halkımızın okutulduğu doğru düzgün Atatürk milliyetçiliği duygularıyla yetişeceğimiz temiz ahlakı iştahı bilim temelli öğreteceğiz. Tamamen ne dayalı. Hiç bakanlığı da destekliyor. Hiç bakan eğitimleri bir şey demek yok. Sayın Uygur, süremizi de dolduruyoruz bu arada. Maalesef kapattı galiba değil mi? Evet, evet yine sorun da var biraz ama biz bu konuyu sizden rica ediyorum bir kez daha konuşalım olur mu? Çünkü çok konuşacağız. Neden? Hayır. Nikahı kıyandan, şahitlik edenden, sesini çıkarmayandan herkes evet. Sorumlu bence. Evet. Çok güzel, evet. Önemli mesajlar verdiniz. Konuşalım, evet. Ne yapılması gerekiyor? Çözüm önerileri CKD Başkanı olarak tüm kadınlar adına, Cumhuriyetçi kadınlar adına olarak aktarmaya çalıştınız. Ama daha çok konuşacağız bu konular üzerinde. Ve özellikle 6 yaşındaki bir çocuk neden okula gitmiyor? Bunu bir kontrol mekanizması var mı? Neden yok ya da? Bunu da masaya yatıralım siz de. Dilersiniz. Çok sevinirim. Yeşim Hanım kontrol mekanizması var. Var. Ama okula gitmiyor. Bir tarikat yurduna demek gidiyor. Demek ki olabiliyor. Bakın demek ki olabiliyor. Demek ki din adı altında yapılandığınız zaman bir takım erklere sahip oluyorsunuz siz. Açık konuşalım burada. Demek ki bazı bilgiler devlete bulaşmayabiliyor. Bunu yapabiliyorsunuz. Neden? Çünkü bir din sopası var elinizde. Ve bunun bir maddi güce dönüştü de herkesce artık konuşulmuş. Yoksa var, devlet bunu akıl etmiş. Bakmış, hani nerede senin çocuğun? Hepsi doğum kayıtları var. Nerede senin çocuğuna, nerede, hangi okulda diye soruyor de. Ama bunlara sormuyor. Nasıl oluyor bu? Bunların açıklıkla, dürüstlükle konuşulması lazım. Bu en çok dindar insanımızın hak ettiği bir şey. Bakın, bu insanlar rencide oluyorlar, rencide ediliyorlar. Bu tip durumlar karşısında buna hiç kimsenin hakkı yok. Dinimizin de bu şekilde alet edilmeye hakkı yok. Tabii bu insanımız da bu şekilde rencide edilmeye asla gönlümüz razı olmaz. Peki, çok teşekkür ediyorum Sayın Uygur katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum. Ağzınıza çok sağlık. Sağ görüşmek dileğiyle, iyi çalışmalar. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Sayın Tülin Uygur'u ağırladık efendim. Bir basın açıklaması var. İşte ne yapılması gerekiyor? İşte burada hükümete, devlete, topluma düşen görevler neler? Dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık diyelim. Şimdi bültenimize, haberlerimize devam ediyoruz. Malatya'ya gidelim. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Expo 2028 Malatya Lansman ve Vizyon Programı yapıldı. Etkinlikte Malatya tarihi ve kültürünü içeren tanıtım filmi gösterildi. Müzik dinletileri sunuldu. İzleyelim. Malatya'da Expo 2028 etkinliği yapıldı.
Programa kentteki kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle davetliler katıldı. Malatya Valisi Hulusi Şahin, Malatya'yı Türkiye ve dünyaya tanıtmak istediklerini söyledi. Dünya bahçelerini 2028'de Malatya'da ağırlayacağız. 2028 Expo Malatya'yı bir fırsat olarak görüyoruz. Ve artık yeni şehirler konseptini Malatya'dan Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise Malatya için önemli bir gün yaşadıklarını ifade etti. Bu Expo'yla Malatya'yı temayüz ettirip, Malatya'yı dünya şehit yapmak için bu fırsatı, bu gayreti ve bu çabayı gösteriyoruz. Allah'ın izniyle yazar. Etkinlikte tanıtım filmi ve müzik dinletileri sunuldu. Daha sonra Expo ekibi 28 Malatya'nın logosu gösterildi. Yurttan haberlerimize devam ediyoruz. Afyonkarahisar'dayız. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde geleneksel yöntemlerle ot süpürge üretimi devam ediyor. Eski yıllara göre ot süpürgeye ilgi azalsa da köyde yaşayanlar temizlik işlerinde hala ot süpürgeyi tercih ediyor. Otlar önce seçiliyor, daha sonra ilmek ilmek işleniyor. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Aydın ailesi geleneksel yöntemlerle ot süpürgesi yapmaya devam ediyor. 40 yıl önce babam öğrendi. Babamla birlikte biz de çocukluktan öğrendik tabii bu işi. Eşim otunu seçiyor, ben ona yardımcı oluyorum, yapıyorum. Eski yıllara göre ot süpürgeye ilgi azalsa da köyde yaşayanlar temizlik işlerinde kullanmaya devam ediyor. Kışın genelde yapabiliyoruz. Yazın patates, pancar işiyle uğraşıyoruz. Biraz çocuklar sıcak bakmıyorlar bu mesleğe ama yine de severek yaptırmaya çalışıyoruz. Süpürge otlarının Ekim ayında hasadı yapılıyor. Hasadın ardından uygun yerlere serilerek 2 ay boyunca güneşte kurutulan otlar evin bir bölümünde ve bahçede kurulan çadırda depolanıyor. Makineye daha elim yatkın olduğu için ben makinede yapmaya başladım. Eşim sürekli otları seçmeye başladı. Öyle ilerledik. Daha annemle babama bu işte yardımcı oluyorum. Boş kaldığım zamanlarda, tatillerde babamın seçtiği otları kesiyorum. Kükürtle bekletilen otlar daha sonra Aydın ailesinin elinde süpürgeye dönüşüyor. 2-3 yıl kullanılan ot süpürgeler bir günde 40 ila 50 adet civarında üretilebiliyor. Evet, bu haberle birlikte de gün ortasını burada noktalıyoruz. Biz de ayrılıyoruz. Bugünün hava raporu da şimdi ekranlarınıza gelecek. Sonrasında saatler 15'i gösterdiğinde günlükte sevgili Serkan Aksarı sizlerle birlikte olacak diyelim. Ayrılalım. Yarın saatler 12'yi gösterdiğinde ben ve ekip arkadaşlarım yeniden karşınızda olacağız. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.